Haber merkezi öğle kuşağında sizlerle birlikteliğimiz başlıyor. Şu güne yansıyan ve öğle saatlerine kadar ulaşan bilgilerin ayrıntılarını paylaşacağız. Bir yanda Yüksek Askeri Şura, bir yanda balyoz ve askeri casusluk gibi davalar. İşte bu zeminde son durum ne? Neler oluyor? Neler olacak? stüdyoka çok değerli bir konumuz olacak ve birazdan ayrıntıları da değerlendireceğiz. Konuyla ilgili haberlerimiz de var. Alevi yürüyüşü Malatya'da yaşanan olaylardan sonra gerçekleşen tepkiler var. Onlar yine gündemimiz arasında. Hatırlayacaksınız. Polisi hizaya getirip terfi kararı gündeme damgasını vurmuştu. Hatay'da yaşanan bu olay sonrasında AKP kanadından e, ilk sert tepki hatta ihraç e, tepkisi Bülent Arınç'tan geldi ayrıntıları yine paylaşacağız. Erdoğan'la Obama Suriye'yi telefonda diplomasiyle konuştu. son ayrıntılar birazdan sizlerle paylaşacağız. Ve alarm veren Avrupa ekonomisinde son gelişmeler, son açıklamalar, satır arası ayrıntılarda yer verdiğimiz başlıklar haber merkezi başlıyor. Aydınlık Gazetesi Yüksek Askeri Şura'ya bir gün kala Deniz Kuvvetleri Komutanı Murat Bilgel'in tutuklu komutanlar için kangrenli kolu kesmekten başka çare kalmadı dediğini yazdı. Haberde Oramiral Bilgel'in casusluk davasında yargılanan teğmenlere de yeni hayatınıza hazırlanın dediğini belirtildi. Tutuklu komutanlar bu sözler için arkadan hançerleniyoruz yorumunu yaptı. Yüksek Askeri Şura'ya bir gün kala Aydınlık gazetesi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel'in tutuklu komutanların durumunu kangren olarak yorumladığını yazdı. Evet. Haberde Oramiral Bilgel'in bu yorumu Gata'yı ziyaret ettiği sırada bir komutana söylediği belirtildi. Yara artık kangrenleşti. Kangrenleşen kolu kesmekten başka yapacak bir şey kalmadı. Haberde Oramiral Bilgel'in casusluk davasında yargılanan teğmenlere de yeni hayatınıza hazırlanın dediği belirtildi. <laughs> Üzerine arkadan hançerleniyoruz diyerek tepki gösterdi. <laughs> Komutanlar Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın sözlerini Yüksek Askeri Şura'da genel kurmayın tavrı belli oldu. Bu yargısız infazdır arkadan hançerleniyoruz sözleriyle değerlendirdi. <laughs> Yüksek Askeri Şura öncesi yandaş medya organları da tutuklu komutanların emekli edileceği haberlerine ağırlık verdi. Haberlerde tutuklu komutanların emekli edilerek askeri cezaevlerinden Silivri'ye gönderileceği ifade ediliyor. Askeri casusluk davasında mahkeme kararını Yüksek Askeri Şura toplantısının ikinci günü açıklayacak davada 48'i muvazzaf asker 56 kişi yargılanıyor. Askeri casusluk ve şantaj davasında karar günü belli oldu. Özel görevli İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Özçelik kararı 2 Ağustos Perşembe günü açıklayacaklarını belirtti. Mahkemenin karar duruşmasını verdiği Perşembe günü 1-4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Yüksek Askeri Şura'nın ikinci gününe denk geliyor. 48'i muvazzaf, ikisi emekli 50 askerle 6 TÜBİTAK görevlisinin yargılandığı davada tutuklu sayısı ise 4. Yaklaşık 15 aydır devam eden dava askeri casusluk iddialarıyla başladı. Savcı casusluk ve şantaj suçlamalarından yargılanan askerlerin beraat etmesi yönünde mutallaa vermişti. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline zam yolda. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, TSK personelinin maaş ve terfi kıstaslarının düzenleneceğini açıkladı. Yılmaz, düzenleme için hazırlanan yasa taslağının ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin maaşlarında düzenleme yapılacağını açıkladı. Içerisinde... MHP Kütahya Milletvekili Ali Mışık'ın soru önergesine yanıt veren Bakan Yılmaz, muvazzaf ve emekli TSK personelinin hem maaşlarının hem de özlük haklarının düzenleneceğini duyurdu. Bakan Yılmaz konuyla ilgili bir yasa taslağı üzerinde çalışıldığını açıkladı. Taslağa göre subay, az subay, uzman jandarma ve uzman erbaşların özlük hakları eğitim seviyelerine göre ayarlanacak. Zamlar özellikle alt rütbelere uygulanacak. Binbaşı ve altındaki rütbelerdeki personele hizmet tazminatı artışıyla %20 maaş artışı sağlanacak. Buna göre görev tazminatı alamayan birinci dereceye gelmiş muvazzaf ve emekli binbaşı ve başçavuşlar aylık 385 lira iyileştirme zammı alacak. Makam tazminatı alamayan emekli kıdemli binbaşılar ve altındaki rütbelerdeki emekli personele ek 100 lira ödenecek. Tüm TSK personeline fazla mesaileri için ek ücret verilecek. Erler dahil afetlerde görevlendirilen tüm askerleri her gün için 63 lira ödenecek. Gemide görevli deniz kuvvetleri personeline yurt içi gündeliği verilecek. Evet gelişmeler bu şekilde. Bu son haberin ayrıntısı da ilginç. Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi kıstasları değişiyor. Maaş bunun vitrini mi olacak acaba? Bakalım önümüzdeki süreçte bunu daha rahat değerlendirebileceğiz. Aydınlık Gazetesi'nin haberi vardı. Özellikle askeri casusluk davasında karar arifesinde olunması noktasında buradan gelen çarpıcı notlar ve ayrıntılar vardı ve dava ile ilgili olarak da ee, yüksek Askeri Şura'nın ikinci gününe şu an için en azından işaret ediliyor diyebiliriz. Bakalım buralarda neler olacak ve tabii ki balyoz davası e, o da e, Yüksek Askeri Şura toplantısının hemen ardından e, sanıyoruz. Önce mahkemenin nerede görüleceğine yönelik bir karar ve onun sonrasında da nasıl bir süreç acaba bizleri bekliyor. ...bu süreci yakından takip eden avukatlardan biri... ...Sayın İhsan Nuri Tezel... ...stüdyomuzda. Sayın Tezel yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nereden başlayalım bilmiyorum ama biraz askeri casusluk... ...galiba ön planda. Ee, evet. Davada... ...gelinen son nokta nedir? Ee, bir karar... E, ...bekleniyor mu Yüksek Askeri Şura'nın... ...ikinci gününe sanki... E, ...böyle bir e, durum varmış gibi gözüküyor. Ee, en son duruşma Pazartesi günüydü. Pazartesi günü öğlen itibariyle... E, ...tüm savunmalar tamamlandı. Zaten savcı... Ee, son celsi 29 Haziran'daki celsede Esas hakkındaki mütalaasını sunmuştu. Biz geçen haftadan bu yana bir haftadır Esas hakkındaki e, savunmalarımızı yapıyoruz. Savunmalar tamamlandı. Mahkeme başkanı Perşembe günü sabah ona bıraktı duruşmayı ve o gün son sözleri aldıktan sonra kararı açıklayacağını söyledi. Yani Perşembe günü şu Şura'nın ikinci günü sanıyorum. Ee, askeri casusluk davasında karar açıklanacak. Ne anlama geliyor? Yani Yüksek Askeri Şuranın ikinci günün bu kararın verilmesi, müvekkilleriniz bu konuya yaptıkları yorumlar, e, aydınlık gazetesinden çıkan çarpıcı e, bilgi notları var. Bütün bu e, toplamda Şimdi, nasıl bir fotoğraf? E, şöyle, Askeri casus davasında yargılananlardan e, askeri şura ile ilgisi olan yok. Yani terfi durumunda olanlar var tabii ama onlar. Yaklaşık zaten 20a 21 aydır tutuklu olduğu için zaten terfileri söz konusu değil. Ancak <laughs> bu askeri şurada bir karar bekleniyor. Yaklaşık sanıyorum 25 civarında amiral ve generalin rütbelerinde bekleme süreleri doldu. Hı. Bunlar bir kadro kapladıkları için yerlerine general amiral terfisi yapılamıyor. Geçen seneki askeri şurada bu durumda olanların e, bir yıl uzatılmıştı e, rütbelerindeki bekleme süreleri. Şimdi bu sene ne yapılacak e, belli değil ancak işte sizin e, gazetenizin manşetinde de şey yaptığı gibi Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın e, söylemleri... ...genel hava sanki e, rütbede bekleme süresi dolan amiral generaller, generallerin emekli edileceği yönünde... Bu arada özellikle askeri casusluk davasında şuranın tam ortasına denk getirilmesinin amacı muhtemelen... ...buradan çıkacak mahkumiyet kararlarının da bu karara dayanak tutulacağı. Yani şöyle ki çünkü askeri casusluk davasında da tam aynı Balyoz davasında olduğu gibi... ...bütün deliller dijital. Hatta bütün deliller değil, bütün eylemler de dijital. Yani siz o dijital kayıtları ortadan kaldırdığınız zaman... Ee, ...sadece delilleri kaldırmıyorsunuz ortadan... ...eylemler de yok oluyor birden. Çünkü hiçbir eylemin... ...Balyoz davasında olduğu gibi... ...gerçek dünyaya yansımış... ...herhangi bir e, somut belirtisi yok. Yani olmayan eylemlerin... ...delillerini dijital verilerin içerisine koymuşlar. Bu delillerden hareketle eylemler uydurulmuş. Balyoz'da olduğu gibi askeri casuslukta da insanlar yargılanıyor. Ve bu ilk karar olacak hem askerler için hem de dijital veriler üzerinden bir e, yargılamanın sonucu için ilk karar olacak. Sanıyorum mahkemenin bizim gözlemlediğimiz kadarıyla e, bu dijital delillerin tamamına gerçekmiş gibi itibar ederek e, burada yargılanan 56 kişiyi de mahkum edeceği bu mahkumiyetinde e, balyoz davası için bir e, zemin teşkil edeceğini, balyoz davasında da benzer delillerle yine mahkumiyete gidileceği değerlendirilerek askeri şurada da da e, rütbede bekleme süresi dolan amiral generallerin tamamının emekliye sevk edileceğini düşünüyorum. Bu emekliye sevk etmeyi kolaylaştırmak için de muhtemelen bu askeri casusluk davasını özellikle askeri şuranın tam ortasına denk getirdiklerini düşünüyorum. Böyle bir tablo var. E, ama şunu yine konuşmadan geçmeyelim isterseniz e, askeri casusluk e, davasında sizde ifade ettiğiniz eylemler ve fiiller ve belgeler dijital dökümlerden evet, dijital, evet. ortaya çıktı ama olan üstünde çelişkiler vardı. Neydi bu çelişkiler? Tabii, tabii Yani de onları şimdi, bir kez daha kamuoyu o, hatırlasın. Bu Asker casusluk davasında değil, Balyoz davasında da, asker casusluk davasında da. Her iki davada da aynı deliller, yani benzer deliller. Silahlı kuvvetlerin kuvvetleri çeşitli yerlerinden çalınmış bazı gizli olduğu söylenen belgeler mevcut. Bu belgeler CD'lere yüklenmiş. CD'lerin yanına da şöyle söyleyeyim. Bunları şu 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 temin etmiştir diye yazı yazılmış. Şimdi deniyor ki bakın burada bazı belgeler var. Bu belgelerin yok olduğunu söyleyemeyiz. Bu belgeler silahlı kuvvetlere ait ve bu CD'lerin içerisinde yüklenmiş. Bu CD'lerin içinde de bazı dosyalarda bu belgeler sizin tarafınızdan temin edildiğine dair notlar yazıyor. E demek ki bu belgeler gerçek olduğuna göre biz bu notlara itibar ediyoruz. Bu belgeleri sizin temin ettiğinizi düşünüyoruz. Ve sizi ee önce iddia olarak suçladılar. Şimdi karar olarak da bunları siz temin ettiniz diye kabul ederek ee mahkumiyet verecekler. Ancak bunu söylerken bu notların ee işte dijital üst verileri dediğimiz ee megatata bilgilerinde Oluşturan ve son kaydeden hanesine de bu kişilerin isimlerini yazmışlar. Bunu da örnek gösteriyorlar. Bakın burada bu belgeleri sizin temin ettiğiniz yazdığı gibi bu notu da sizin yazdığınız e, dijital veri yollarından anlaşılmıştır deniyor. Bir daha görelim. Askeri casusluk davasında Yüksek Askeri Şura'nın ikinci günü açıklanacağı açıklanması bekleniyor. 48'i muazzaf asker, 56 kişinin yargılandığı bir dava. Mahkemenin karar duruşmasını verdiği Perşembe günü bir 4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Yüksek Askeri Şuran'ın ikinci gününe denk geliyor. 48'i muvazzaf, ikisi emekli 50 askerle 6 TÜBİTAK görevlisinin yargılandığı davada tutuklu sayısı ise 4 notlar arasında bunlar da var. Yaklaşık 15 aydır devam eden dava askeri casusluk iddialarıyla başladı. Savcı casusluk ve şantaj suçlamalarından yargılanan askerlerin beraat etmesi yönünde e, mütalaa da vermişti ama genel tablo e, Sayın İhsan Nuri Tezel'in de ifade ettiği gibi e, çok farklı bir konsepte değerlendirilmişi benzinliyor. E, onun anlamda çelişkileri ortaya koymak için notlar varsa onları devam tabii, edelim tabii. isterseniz. Dediğim gibi bu dijital üst veri yollarındaki bilgisayar kullanıcı isimlerine dayanarak bunları siz oluşturmuşsunuz. Demek ki doğrudur içeriği deniyor. Ancak dijital üst veri yolları sadece bu isimlerden e, şey değil bunun yanı sıra oluşturulan tarih, saat, son kaydedilen tarih, saat, bilgileri de yazıyor. Kişi diyor ki sen bunu e, örneğin, örnek veriyorum Havelsan'da çalıştığın firmanın bilgisayarında oluşturmuşsun. Kullanıcı adın o bilgisi, e, firmadaki kullanıcı adı Malevcan'mış. Buradaki kullanıcı adı da Malevcan yazıyor. Şu tarihte şu saatte oluşturmuşsun. E, bu oluşturduğu iddia edilen tarih ve saatte e, biz Havelsan Anayam Şirketi'nden talepte bulunuyoruz oluşturduğu iddia edilen tarif ve saatlerde firmada yok. O bilgisayarın başında olmadığı kesin olarak ispatlanmış durumda. Ancak ona rağmen hala sen oluşturmuşsun deniyor. Yine işte TÜBİTAK'ta görevli bir kişi için deniyor ki sen TÜBİTAK bilgisayarında oluşturmuşsun. TÜBİTAK'taki kullanıcı adını kullanmışsın. o oluşturduğun tarif ve saatte şu. Fakat o tarif ve saatte kendisi ki TÜBİTAK ee, her yere e, dijital olarak güvenlikli 5-6 kapıdan girilen elektronik saatle girdiği saat saniye olarak tespit edilen bir yer oluşturduğu iddia edilen belgelerin tamamında o bilgisayarın başında olmadığı ispatlandı. Hala sen oluşturdun deniyor. Aynı balyoz davasında olduğu gibi kişiye deniyor ki sen şu dijital belgeyi oluşturmuşsun bu belgeyi oluşturmak suretiyle de iddia olunan e, darbe teşebbüsü eylemine katılmışsın bu belgeyi de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kurumsal bilgisayarında oluşturmuşsun. Şu tarihte deniyor. Kişi diyor ki ben o tarihte Azerbaycan'daydım. İşte benim müvekkilim var Mehmet Örgen. Ben o tarihte Amerika'daydım diyor. Ondan iki sene önce gittim, iki sene sonra geldim. Yani Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın herhangi kurumsal bir bilgisayarını kullanma ihtimalim hiç yok diyor. ama mahkeme bunların hiçbirini dinlemediği gibi bu kişileri uzun süredir de hala tutuklu tutmaya devam ediyor. Ki bu son üçüncü yargı paketinde tutukluluğun artık en son nihai bir tedbir olduğunu bu tedbire başvurmadan önce kişileri adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle tutuklamadan beklenen fayda sağlanacaksa serbest bırakması gerektiğini yasa koyucu bunu açık olarak ifade ettiği halde mahkeme bu yasayı uygulamamak konusunda da ...ısrarlı bir tutum içerisinde. Sizden de tahliye talepleri... Tabii tabi biz tahliye taleplerini diye. yaptık, reddoldu, itiraz ettik. Mahkemenin gerekçesi çok komik. E, diyor ki... ...kaçma şüpheniz var. E, bu kaçma şüphemizi olduğuna... ...müvekkillerim nasıl karar vermiş? Çünkü bu dosyada iki tane yakalamalı... ...sanık varmış ve hala yakalanamamış. İki kişi... ...365 kişi içerisinde... ...iki kişinin... ...kaçtığını kabul ediyor mahkeme. İki kişi kaçtığı için diğerleri de kaçabilir diyor. Yani benim müvekkillerim e, kolluk kuvveti değil ki e, bu davalarda yargılananları yakalayacak hali yok ya. Yani o iki kişi kaçtığı için sizin de kaçma şüpheniz var diyor ve e, adli kontrol tedbirini bu nedenle uygulayamam size yeterli olmaz diyor. Tutuklama sebebi bu. Gerekçesi de mahkemenin sadece tek gerekçesi bu. Yani böyle bir komik gerekçeyle maalesef 250 kişi hala tutuklu tutuluyor üçüncü yargı paketi kapsamına baktığımızda ama katillerin serbest bırakıldığı ee, bambaşka bir tablodan e, böyle ma, bir sunum, maalesef, manzara ortada maalesef. neler söyleyeceksiniz? Yani e, şimdi ben bu yargılamaların e, sağlıklı, tarafsız, adil bir yargılama olduğuna inanmıyorum. Bunların yargılama olduğuna da inanmıyorum. Bu hem bir intikam alma, hem bir rövanş hem silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırma, hem de ileride e, rejim üzerinde yapılacak değişikliği sesini çıkaracak muhalif insanların seslerinin kısılması ve bastırılması için e, düzenlenmiş operasyon bunlar, yargılama falan değil, bunlar operasyon. Yani onun için bu mahkemeler hiçbir zaman yasaya uygun karar vermediler. Bundan sonra da yasaya uygun karar verileceklerini hiç beklemiyorum. Savcının mütalaasındaki berat yönüne nasıl yorumlarsınız ya da bu anlamda ee, mütalaasındaki? O bir mecburiyetten kaynaklanıyor yani şöyle söyleyeyim ee, ben bunu savunmamda mahkemede de örnek verdim ee, diyorlar ki CD bulduk CD'nin içerisinde gizli belgeler var hmm. o gibi belgeler var onlara yok diyemiyoruz bu belgeleri siz casusluk amacıyla e, temin etmişsiniz. Bunları temin ederken de üst rütbeli subaylara fuhuş yaptırmışsınız. Bu fuhuş yapılırken görüntü alıp bunları da şantaj suretiyle bu üst rütbeli subaylardan temin etmişsiniz. Bu üst rütbeli subayların, fuhuş yaptırıldığı iddia edilen bayanların, fuhuş yapıldığı iddia edilen evlerin tamamı araştırıldı. böyle bir şey olmadığı ortaya çıktı. E, casusluk da e, şeydir yani bir eylem gerekir. Böyle bir hiç eylem göremediler. Orada dijital verilerde öyle yazması da yetmiyor. Yani şu şuna benziyor. O dijital verilerde şöyle yazıyor. Biz şu tabancayla şu kişiyi öldürdük diye bir not olsa. Bu adam öldürme suçu için yeterli mi? Yeterli değil. Maktulü bulmak zorundasınız. Ama ortada maktul yok. Yani casusluk iddia ediliyor. Ortada casusluk yok. Fuş yaptırıldığı iddia ediliyor. Fuş yapan bayanlar yok, fuş yaptırıldığı iddia edilen evler sahte çıkıyor. fuş yapan bayanlara ait olduğu iddia edilen telefonlar sahte çıkıyor. Fuş yaptığı iddia edilen kişiler böyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar. En ufak bir tespit yok. Mecburen fuştan ve casusluktan berat talep etmek zorunda. Çünkü gerçek dünyada bunların hiçbir bir yansıması yok. Ama o gizli belgeler CD'lerin içinde var. Şimdi CD'lerin içinde gizli belgeler olduğu için ee, biz de diyorlar fail olarak yine CD'lerin içine bakarak sizi tespit ettik. Sizi mahkum edeceğiz. Bu kadar açık. Diyorsun. Bu kadar açık yani tabii. açılarında. Yani bu gizli belgeler yok diyemiyoruz çünkü birileri çalmış ve o CD'lerin içine yüklemiş. Tabi bunlar bu askerler değil. Yani şimdi bakın bu casusluk davasından ilk aşamada sanıyorum 17 kişi tutukluydu. Peyderpey bunlar tahliye oldu. Tahliye olanların hepsi görevlerinin başına döndü. ...bir casus görevinin başına dönebilir mi sizce? Diğer tutuksuz olan e, muazzaf subayların hepsi... ...yemi komutanlığı dahil görevlerine devam ettiler. E, çok ciddi operasyonlara katıldılar. İşte e, geçen sanıyorum bir gazetede var yine benim müvekkillerimden Özcan Erdemir. Bu yargılama esnasında hem casusluktan, fuhuştan, gizli belgeleri temin etmekten yargılanıyor. Bir taraftan... Ee, işte NATO nezdinde Libya'da düzenlenen operasyonlara fiilen katılıyor. Kartepe e, şeyin gemisinin kaçırılması olayında fiilen e, teröristin yakalanması için operasyona katılıyor. Bütün e, işte e, en kıdemli uçuş öğretmeni uçuşlarına devam ediyor ama öbür taraftan casuslukta yargılanıyor. Yani kurum bir kere bu mahkemelere şunu söylüyor, biz sizin iddialarınıza hiç itibar etmiyoruz, personelimize güveniyoruz, görevlerine devam ettiriyoruz diyorlar. Ama sanıyorum baskılar mevcut, bu baskılara ne kadar kurumda göğüs gerip bu kişileri çalıştırmaya devam edebilecek bilemiyorum. Ama iki senedir bu kişiler hem casusluktan yargılanıyor hem görevlerin başında en kritik görevlerde görevlerine de devam ediyorlar zaten sanki öyle bir seçme iş yapılmış ki çok da kritik görevlerdeki e, komutanları e, maalesef bu davaların hep içeriğinde görüyoruz e, tablo En azından öyle yansıyor e, şimdi diyelim ki mahkeme kararını verdi. tabi yani üst hukuk yolları diyeceğim Ondan sonra ne yapılması gerekiyor diyeceğim ama bilmiyorum e, ne e, Tabii dersiniz? yani mahkemenin kararı e, kesin hüküm değil e, karar ya yani Mahkemet olacak konusunda ben emin olduğum için Zaten temiz dilekçemle beraber Gideceğim duruşmaya e, Temiz dilekçemi de orada Hemen vereceğim zaten e, Yargıtay'a gidecek dosya e, Yargıtay e, Yerel mahkemenin verdiği kararı denetleyecek Uygun gördüğü takdirde de Onu yiyecek Yargıtay sanıyorum 9. ceza dairesine gidecek dosya e, Yani Yargıtay'ın Bu dosyayı onaması bir hukuk katliamı, hukuk faciası olur. Ama bilemiyorum tabii. Orada da o süreci takip edeceğiz diyorsunuz. E ne kadar oldu? Kaç yıldır tutuklular? Bir de öyle bir ee, e, istatistik verebilirsiniz. Şu an dört tutuklu mevcut. 21 ayı doldurdular. 21 ayı doldurdular. 22 aydır tutuklular. Kaç yıldır sürüyor bu dava? Kaçıncı duruşma bu? E, yargılama başlayalı yaklaşık e, Şubat 2011 sanıyorum bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yılı da e, tamamladı ve e, son e, aşaması da öyle gözüküyor ki Perşembe günü bu e, Yüksek Askeri Şura'nın ikinci gününe denk getirilecek adeta mesaj verir gibi. E, biraz da Balyos'un geldiği noktayı ben e, yine sizden almak istiyorum. Orası biraz daha karışık. E, evet. Öyle de bir enteresanlık var. Şimdi e, bir garip bir HSYK değişikliği falan filan böyle kamuoyu bir çalkalandı mankalandı. daha ne oldu ne geçti falan filan derken işte bir anda bir şey bu başka bir mahkemede görürsün bu dava. Bunun nasıl bir mantığı olabilir ya da böyle bir durum gerçekleşebilir mi? Bir de Türkiye'nin herhangi birinin yerine bu işi yollayabilir mi? Ee, sanıyorum 6'sındaydı bu konuyla ilgili. 6 Ağustos'ta ilgili konuyla ilgili. Ee, şimdi... Biz e, delillerin değerlendirilmesi aşamasında e, savunma avukatları olarak... Bir de orada karara gelinmiş miydi? Bir de öyle tabii hayır, bir duyum var. Gelinmemişti. Yani e, bizim kamu tanıkları dediğimiz evet. iddia makamının e, tanıkları dinlendikten sonra, mahkemede gerekli gördüğü tanıkları dinledikten sonra bizim delillerimizin toplanması aşamasına geldiğinde bizim toplanmasını talep ettiğimiz savunma delillerin tamamı reddedildi. Şimdi yargılama yapıyorsunuz bu sonuçta e, yani mahkeme iddia makamı savunma tarafı üç bacaklı bir e, işlem burada e, savunma bacağı tamamen kopartılıp atıldı şimdi biz savunmayı bir delil toplamadan delile dayandırmadan nasıl yapacağız? Afaki soyut ifadelerle e, savunma yapılmaz. Biz ona rağmen sorgular esnasında kendi topladıklarımızın, sanıkların topladığı delillerle bu dijital verilerin içerisindeki yazan eylemlerin, tarihlerin, günlerin, saatlerin hepsinin gerçek dışı olduğunu yaklaşık 1500 tane gerçek dışılıkla ispat ettik. Bu nedenle dedik ki bu dijital verilerin iddia çünkü 2003 Mart'ında en son kaydedildi ve bir daha dokunulmadı. 2003 Mart'ından sonra bu dijital verilere hiç dokunulmamış. TÜBİTAN raporu da böyle. Biz 2003 Mart'ından sonra bu dijital verilerin içerisine girilip değişiklikler yapıldığını, hatta bu dijital verilerin 2007 sonrasında hazırlanmış olduğunu e, bilimsel uzman mütalalarıyla da ispatladık. Özel olarak aldığımız bilimsel uzman mütalalarıyla hem teknik olarak hem de gerçeklik olarak. Bu ispatlardan sonra mahkemeden dedik ki bunların ...bir bilirkişi marifetiyle... ...incelenmesi gerekiyor. Çünkü içerisinde... ...sahte olduklarına dair çok ciddi... ...bulgular, artık ben çok ciddi... ...bulgular var, mecburen öyle diyoruz. Aslında sahte oldukları sabit. Çok ciddi bulgular var. Ama... ...tarafsız bir bilir kişi sizin tayin edeceğiniz... ...bu TÜBİTAK bile olabilir dedik. Bunları incelesin. Bizim bütün ısrarlarımıza rağmen... ...gerçeğin ortaya çıkmaması için... ...mahkeme tüm taleplerimizi reddetti. Mahkemeler e, gerçeği ortaya çıkarmakla görevlidir ama bu mahkeme gerçeği ortaya çıkarmamakla görevli. Gerçeği ortaya çıkarmamak için bütün taleplerimizi reddetti. Öyle olunca da biz de savunma olarak dedik ki, yani biz bir konum mankeni gibi orada cübbelerimizde oturacağımıza ve müvekkillerimizin anlamsız ve boş yere ceza almasına göz yummayız ve salonu terk edip bundan sonra da duruşmalara taleplerimiz kabul edilene kadar katılmayacağız dedik. Ee, çok haklı taleplerimiz kabul edilene kadar mahkeme bunların reddetmesinin sebebi davayı bizim uzatma amacımızın olduğunu düşünüyorlardı ama bunu söyledikten sonra aradan 4-5 ay geçti hiçbir şey yapamıyorlar bizim bilirkişi talebimizi kabul etseydi 15 gün hadi bilemedim bir aylık süreydi bu mu davayı uzatmak için yapılan talep şimdi 4 aydır bir şey yapamıyor savcı da dedi ki hukuki ve fiili olarak avukatlar duruşmaya girmediği için yargılamayı yapamıyoruz başka bir e, mahkemeye dosya sevk edilsin orada görürsün dedi. Bu başka yerden kasıt yasada bir açıklık yok. E, artı bizim yargılama için e, yani duruşmalara girmememiz hukuki ve fiili bir engel midir o da tartışmalı. Ancak iddia makamı Ağustos'un 6'sında bu talebini e, gereççeli gerekçeli olarak mahkemeye sunacak. Mahkeme eğer bunu yerinde görürse bu konuda karar vermek üzere dava dosyasını dava dosyasını da göndermeyebilir. tabii... konuyla ilgili evrakları Yargıtay'a gönderecek. Yargıtay'da bu dosyanın başka bir mahkemede görülüp görülmeyeceğini, görülecekse hangi mahkemede görüleceğini veya avukatların duruşmaya girmemesinin yasada belirtilen hukuki ve fiili anlamda bir engel teşkil edip etmediğini tartışacak ve bir karar verecek. Ben başka bir yer mahkemesine, yani başka bir şehre gideceğini tahmin etmiyorum. İktimaldi. Yani 250 tutukluyu İstanbul'dan taşıyamazsınız hiçbir yere. Bu mümkün değil. Ama e, İstanbul'da mevcut başka bir özel yetkili mahkemeye dosya e, verilebilir. E, veya O verilirse her şey baştan mı başlar? Hayır, başta kaldığı yerden. Kaldığı başlayacak. yerden devam tabii. eder. Böyle. Yani heyet değişikliği sebebiyle tabii tüm dosyanın ...baştan sona yenilenmesi gerekiyor. Ama usulde bunu heyet değişikliği sebebiyle... ...tüm belgeler ilk sıradan son sıraya okundu... ...yargılama yenilendi deyip... ...devam ederler. Normalde tabii başka bir mahkemeyi... ...heyet değiştiği anda bütün yargılamanın... ...yenilenmesi gerekiyor. Ama usul olarak... ...bizde yenilenme dedikleri budur. İlk sıradan son sıraya okuduk, yeniledik derler... ...geçerler. Kaldığı yerden devam edecek ama... ...kaldığı yerden devam etmesi bizim... ...savunma delillerinin toplanmasını istememize engel değil. Yine Bu biz o zaman öyle bir şey olursa gireceğiz. O mahkemeden de haklı taleplerimizi e, yapacağız. Taleplerimizi karşılamasını Yine benzer bir red kararı vesaire. Benzer bir red kararı yine olursa siz, bizim tavrımız yine aynı şekilde, aynı şekilde devam şekilde, edecektir. Devam edecek. Biz hiç kimsenin e, suçsuz insanları masum yere göz göre göre hapsetmesine alet olamayız. Bizim görevimiz insanları savunmak, gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olmak ama bir mahkeme gerçeği ortaya çıkarmamak için uğraşıyorsa onlara yardımcı olamayız biz. Evet. Şimdi bunun tarihi de enteresan. 6 Ağustos e, sizden de e, o e, bilgiyi aldıktan sonra teyit ettikten sonra daha doğrusu şimdi e, belki askeri casuslukta yok dediniz ama Balyoz'da terfi konusunda çok çok var. önemli isimler var. Yüksek askeri şura ve bu e, davanın 6 Ağustos erteleme bekleme Hı. Bu sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi noktayı olanca hızıyla zorluyor şu aşama? Şimdi burada şöyle bir durum var. 55 tane amiral ve general muazzaf, amiral ve general tutuklu. Bu 55 general amiralden herhalde 25 tanesinin rütbesinde bekleme süresi dolmuş. Evet. Kendileri hakkında askeri şurada bir karar verilmek zorunda. Ya uzatılacak rütbede bekleme süreleri veya emekli edilecektir. Evet, ee, Geçen sene uzatılmıştı. Ee, bu seneki durum biraz farklı gözüküyor. Yani gelen dedikodular diyeyim ee, sanki bu rütbede bekleme süreleri dolanların emekli edileceği yönünde. Bu tabi kara kuvvetlerinde çok ciddi problem değil ama deniz kuvvetlerinde 25 tane amiral tutuklu. 25 amiral tutuklu muar, muazzafta zaten sanıyorum 52 amiral var. Yani amirallerin neredeyse yarısı tutuklu Deniz Kuvvetleri'nde. Evet. Bu da çok ciddi anlamda bir yönetim zafiyeti oluşturuyor. Murat Bilgel sanıyorum onu ifade etmek istemiş. Bu yönetim zafiyeti bu kişiler durdukça ben yerlerine yeni amiral kadrolarına terfi yapamıyorum. bu Sizlere emek vereceğim. Bari kolu kesin derken onu mu kastediyor? Onu kastediyor tamam. muhtemelen yani. E, yönetsel anlamda bir sıkıntı içerisinde olduğunu ifade ediyor. Ha bu doğru mu? Yani kendi personelini, suçsuz personelini, masum personelini koruyamayan bir silahlı kuvvetlerin e, yeri geldiğinde vatanı koruyacağını düşüneceğiz. Bunun da ayrıca düşünmek lazım. Evet. Ee, yine e, bu haberi e, Oramiral Bilgel'in bu yaklaşımını e, teğmenlere de e, yeni hayatınıza hazırlanın şeklindeki açıklamalarını aydınlık yazarken aynı zamanda tutuklu komutanların bahsettiğiniz unsurları da göz önünde bulundurarak sahip çıkılmadığı kendilerinin bu konuda tepkiler olduğunu ifade etti. Sizin böyle bireysel netice davada çok sayıda avukat kişiyi temsil ediyorsunuz. Buna yönelik edindiğiniz izlenim var mı? Böyle bir beklenti, böyle bir talep var mı? Neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Yani şu bu 2009 yılında ee, askerlerle ilgili ilk soruşturma biliyorsunuz. Poharasköy kazılarıyla başladı 2009 yılında. 2009 yılından bu yana 3 seneden fazla bir süre geçti. Bu süreç içerisinde e, az subayından, uzmanından, e, Koramireli'ne kadar Deniz Kuvvetleri'nde personel e, hakkında soruşturma açıldı. Tutuklamalar yapıldı. Sadece balyoz davasında yargılanan Deniz Kuvvetleri personeli sayısı sanıyorum 155 e, civarında. Sadece Deniz Kuvvetleri'nden 25 tane amiral tutuklu. E, 100 küsür tane muazzaf subay tutuklu, az subay tutuklu. E, yine işte e, bu asker casusluk davası, Poyrazköy davası, şimdi İzmir'de yeni başlattılar casusluğun İzmir kolu bu davalarda sırf Deniz Kuvvetleri'nden 200-250 kişi tutuklu ve 300-400 kişi hakkında da soruşturma ve kovuşturma devam ediyor. Bu aşamaların hiçbirisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bu personelin tam anlamıyla arkasında olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii ki onlar da kendileri haklı olarak biz yargılama sürecine müdahale etmemiz mümkün değil. Ancak bu personele olan inancımızı onları yargılama süresi kesinlikle açığa almamak, görevleri başında tutmak suretiyle onlara olan inancımızı gösteriyoruz diyorlar. Fakat diğer taraftan kurumun içinden çıkan, devamlı çıkan belgeler mevcut. Yani kurumun içerisinde gerçek anlamda köstebekler mevcut. Bunları bulma konusunda da ciddi hiçbir girişimi olmuyor. Hem silahlı kuvvetlerin ve bu olayların ağırlıklı olarak üzerinde döndüğü deniz kuvvetlerinin ee, bu konuda hiçbir çaba sarf etmiyor. Ee, çaba sarf etmediği müddetçe içeriden çıkartılan bu tür belgelerle de yeni yeni insanlar suçlanmaya devam ediyor. Ee, bence silahlı kuvvetlerin öncelikle bu konuda ciddi bir önlem alması kendi içindeki ee, köstebekleri dışarıya bilgi belge sızdıran ve bu komplolara alet olan köstebekleri bulması lazım. Ama bu konuda hiçbir girişim olmuyor ne deniz kuvvetleri ne Bundan da bir rahatsızlık e, mevcut görülen o anladığımız. Yani hem e, haklarında hala soruşturma kovuşturma devam eden personelde e, bu konuda bir rahatsızlık var. Hem de hala görevi başında olup da hakkında hiçbir şu ana kadar soruşturma kavuşturma olmasa da her an yani Tüm silahlı kuvvetleri personeli potansiyel e, bir soruşturma ve koşturma geçirecek kişi durumunda. Yani yarın... Böyle bir tanım var artık. Personel bence bu şekilde hiç kimse rahat değil, huzursuz. Yani yarın sabah kattığında kapısını e, birisini çalıp sizi gözaltına aldık demeyeceğini kimse garanti edemiyor. Herkes bunu bekliyor. E, i̇nternet üzerinden hala asılsız karalamalar devam ediyor çeşitli siteler üzerinden. En azından teknolojik olarak bunların engellenmesi lazım. Engellenmiyor, engellenemiyor ya da ee, tüm bunlar karşısında e, silahlı kuvvetlerinde bu saldırılara artık e, boyun eğdiğini ve teslim olduğunu e, yakında silahlı kuvvetler o komploculardan diyecek ki bana liste verin kimleri atayım, atayım da bu iş bitsin diğerlerine saldırmayın artık personelim çok ciddi anlamda moralsiz, motivasyonu düştü, görevlerini yapamaz hale geldiler ülke ciddi anlamda güvenlik zafiyetine düşecek. Lütfen kimleri atmamı istiyorsunuz? Listesini verin. Atayım da siz de artık saldırılarınızı durdurun diyecek. Bu aşama bu aşamaya evet, aşama geldi bile bence. Getiriliyor evet. durum. Ee, Sayın Nuri Tezel çok teşekkür ederim yayınımıza Rica katıldığınız edelim. için. E, kritik davaların kritik aşamasında e, yayınımıza katıldığınız için e, bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ama sanıyoruz e, önümüzdeki süreçte de yine daha çok bilginize ve deneyiminize başvuracağız. E, öyle tabii bir ki, tablo var. Tabii ki. Çok teşekkürler. Efendim e, Sayın İhsan Nuri Tezel, Balyoz ve Askeri Casusluk davalarının avukatlarındandı. E, gündeme ve konuya çok... E, haiz e, yorumlarını e, haber merkezinin öğle kuşağında bizlerle bu şekilde paylaştı ve yeniden gündem diyoruz. Malatya'nın sürgün ilçesinde Alevi bir aileye yönelik saldırı İstanbul'da da protesto edildi. Alevi derneklerinin önderliğinde Taksim meydanında toplanan çeşitli siyasi parti ve kitle örgütü üyeleri tünel meydanına yürüdü. Malatya! Malatya'nın sürgün ilçesinde Aleviler'e yapılan saldırıyı İstanbul'da binlerce kişi protesto etti. Gelin, yolunuz, gelin, gelin. Alevi derneklerin önderlik ettiği eyleme çeşitli siyasi parti ve kitle örgütleri katıldı. Taksim Meydanı'nda toplanan yurttaşlar daha sonra İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Sonra saldırı! Sonra suçlama, sonra terk etmelerini istemek. Yeter! Usandık artık. Kimse Alevilerin burnu kanar. Aleviler bu kez o kanı mendillerine silip alınlarına bağlamakla yetinmeyecekler. Tünel meydanına kadar yürüyen grup sık sık Malatya Sivas olmayacak faşizme karşı omuz omuza sloganları attı. Bir eylem de Ankara'da vardı. Malatya'nın Sürgü beldesinde Alevi bir aileye yönelik linç girişimine Ankara'da Alevi dernekleri tepki gösterdi. Dernek temsilcileri saldırının tek sorumlusu AKP hükümetidir diyerek AKP Ankara il binasına yürüdü. Alevi toplumu sahipsiz değildir. Alevi toplumunun örgütlü gücü vardır. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kemal Bülbül yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada AKP'nin ülkeyi bölmeye, çatışmaya ve dağılmaya götürdüğünü belirtti. Değerli devlet yetkilileri, muhterem AKP'liler aklınızı başınıza alın. Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Meclis Başkanı oluşturduğunuz konsept Türkiye'yi sizin bir politikanız olarak bölünmeye, çatışmaya ve dağılmaya götürmektedir. Ankara Yüksel Caddesi'nde toplanan bazı emek ve kitle örgütleri temsilcileri faşizme karşı omuz omuza sloganlarıyla AKP Ankara İl Binası'na yürüdü. Her türlü gerici, ırkçı hareket ve linç girişimleri bugüne kadar Anadolu'nun farklı renklerini bir, birlikte yaşama isteğini asla kırmadığı gibi Bugünden sonra da kırmayacaktır. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç polisin tek sıra dizilip teşhisinin yapılmasını sağlayan AKP Atay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun partiden ihraç edileceğinin sinyalini verdi. Arınç, polise teşhis skandalının mimarı Emniyet Müdürü Mustafa iş güzel iş gıllıkla suçladı. Bu açıklamaların ardından Emniyet Müdürü'nün terfisi askıya alındı. Yaptığımız her fiilden sorumluyuz. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Hatay dört yoldaki teşhis skandalına ilişkin açıklama yaptı. Belki cümlesini sizi rahatsız edecek şekilde kurabilir. Buna tamam mı? Arınç Tayyip Erdoğan'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Hatay'daki olayın araştırılması için parti kurullarına talimat vereceğini açıkladı. Yarın Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantımız var. Sayın Başbakanımız bu konunun incelenmesiyle ilgili ...bir talimat vereceğini ifade etmiştir. Arınç, AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun partiden ihraç edileceğini ima etti. Yani, polislere karşı yapılan bir haksızlığı bu kadar ciddi takip eden bir AKP hükümetimize, bakanlığımıza karşı... ...burada yapılan olayı da affetmemiz mümkün değildir. Arınç polisleri sıraya dizdirerek milletvekilinin oğluna teşhis ettiren Hatay Dört Yol Emniyet Müdürü Mustafa Marangoz'u ise işgüzarlıkla suçladı. Burada emniyet müdürünün yaptığı bence bir işgüzarlıktır, beceriksizliktir, yakışıksız bir davranıştır. Milletvekili çocuğunun oraya gitmesi, yanına danışmanını alması da doğru değildir. Kaldı ki kendisine vuran kişiyi tanıdığına göre ...yüzleşmeye de gerek kalmamıştır. Arınc'ın bu ifadesinin ardından... ...Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada... ...emniyet müdürü Mustafa Marangoz'un... ...atamasının askıya alındığı belirtildi. Tamam mı? Tek tek bak 23 kişi var. Bir şöyle bir. Ankara'da geçen yıl gerçekleşen... ...HUPA olayları protestosunda... ...polisler tarafından kalçası kırılan... ...Dilşat Aktaş... ...kendisini yaralayan polisi... ...bir sene sonra başka bir eylemde teşhis etti. Aktaş... Emniyet yöneticilerinin AKP milletvekilinin olduğuna davasına sahip çıktıkları gibi halkın davasına da sahip çıkmaya davet ediyorum dedi. Ben bugün ben bana şiddet uygulayan polisi gördüm. Geçen yıl AKP Ankara İl Binası önünde yapılan HOPA protestosunda polisler tarafından kalça kemiği kırılan Halk Evleri MYK üyesi Dilşat Aktaş Kendisini döven polisi yine AKP Ankara İl Binası önünde yapılan başka bir eylemde tanıdı ve emniyet görevlilerinden bu kişinin yakalanmasını istedi. Ve şimdi emniyet görevlilerine milletvekilinin oğlunun davasına sahip çıktıkları gibi halkın davasına sahip çıkmayı davet ediyorum. Polis neden görevini yapmıyor? Al yakalayın arkadaşınızı. Eylemde görevli güvenlik şube amirleri ise Dilşat Akdış'ın teşhis ettiği sivil polisi olay yerinden hızla kaçırdı. Bunun üzerine Aktaş'ın arkadaşları emniyet görevlileriyle tartıştı. Yakalama göreviniz yok mu? Yakalama diye bir göreviniz yok mu? Milletvekili çocuğu mu olmamız lazım? Yakalama talep ediyoruz. AKP'yi mi mu olmamız lazım? Milletvekili çocuğu mu olmamız lazım? Başbakan Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile telefonda görüştü. İki liderin de Suriye konusunda endişe duydukları kaydedildi. Suriye yönetimi silahlı muhaliflere karşı operasyonlarını genişletince Başbakan Tayyip Erdoğan Amerika Başkanı Obama'yı telefonla aradı. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre iki lider de Halep'teki durumdan endişeli. Açıklamaya göre görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yönetimden ayrılması ve siyasi geçiş sürecini hızlandırmaya yönelik çabalar ele alındı. İki lider siyasi geçiş ve Suriye'den kaçaklarla ilgili birlikte hareket etme kararı aldı. Suriyeli muhalifleri ABD'nin Adana Başkonsolosu Darya Darnal'ın yönettiği ortaya çıktı. Aydınlık gazetesinin haberine göre İncirlik üstünden Suriyeli muhaliflere 500 sefer askeri mühimmat sevk edildi. Çatışmalara katılan 5000 muhalif de İncirlik üstünde eğitildi. Suriye'de terör eylemlerine katılan muhaliflerin ABD'nin Adana Başkonsolosu Darya Darnal tarafından yönetildiği öğrenildi. Aydınlık gazetesinin haberine göre Suriye'de iç karışıklıkların başlamasının ardından İncilik üstünde 5000 muhalif önder ve militana askeri eğitim verildi. Muhalifler İncilik üstündeki kriz merkezinden sevk ve idare edilmeye başlandı. Muhaliflerin ihtiyaçları da Adana'dan karşılandı. Türkiye plakalı tırlarla muhalif güçlere ulaştırılmak üzere 500 sefer askeri mühimmat ve malzeme sevkiyatı yapıldı. Son sistem savaş uçaklarını vuracak yeteneğe sahip otomobil üzerine monteli 50 rampayla füze, roket ve mühimmat gönderildi. Tüm bu eylemler Türkiye'nin bilgi ve desteğiyle gerçekleştirildi. Hay şey fa. Suriye'deki terör olaylarının başlamasından bu yana süreci bizzat ABD'nin Adana Başkonsolosu Darya Darnel yönetti. Aydınlığa bilgi veren kaynaklar ABD'nin Suriyeli muhaliflere yüksek teknolojiye sahip silah yardımı yaptığını söyledi. Muhaliflere bugüne kadar yapılan nakit yardımında 25 milyon dolara ulaştığı belirtildi. <laughs> Dernel'in faaliyetlerini Türkiye'nin bilgisi ve desteğiyle gerçekleştirdiği ifade edildi. Enerji devleri AKP hükümetinin de yardımıyla Irak'ı petrol boru hatlarıyla bölmeye girişti. Amerikan Bloomberg Ajansı kukla yönetimden Türkiye'ye 210 kilometrelik boru hattı inşa edildiğini 18 kilometrelik kısmının tamamlandığını bildirdi. Libya'da tırmanan olayların diğer petrol üreticisi ülkeleri yayılmayan... Irak petrolünü Türkiye taşıyacak boru hattı çalışmalarının başladığını duyurdu. Ajans hattın 210 kilometre olacağını, 18 kilometrelik kısmın tamamlandığını bildirdi. Sevkiyat iki yıl içinde günlük 200 bin varile ulaşacak. Hedef 2015'te 1 milyon, 2019'da ise günde 2 milyon varil. Irak petrolünü kukla yönetimden alıp Türkiye üzerinden pazarlayacak olan şirketlerse, Genel Enerji ile İngiliz yatırım şirketi Valeris'in ortaklığındaki Genel Enerji şirketleri... General Enerji Şirketi hisselerinin büyük kısmı Çukurova Holding'in patronu Mehmet Amin Kara Mehmet'e ait. Avro Bölgesi Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Avro Bölgesi'nin parçalanabileceğini açıkladı. Juncker, ortak para birimi Avro'yu kurtarmak için vakit kaybetmeden mevcut tüm araçların kullanılması için uyarı yaptı. Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya, İrlanda, Fransa. Avrupa'daki ekonomik kriz hem Avrupa Birliği'nin hem de ortak para birimi Avro'nun parçalanmasını gündeme getirdi. Açıklama en üst makamdan geldi. Avro Bölgesi Başkanı Jean-Claude Juncker, Avro için tedbir alınmazsa Avro bölgesinin parçalanabileceğini söyledi. Juncker, ortak para birimi Avro'yu kurtarmak için hiç vakit kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı. Dünya Avro bölgesinin birkaç ay içinde var olmaya devam edip edemeyeceğini konuşuyor. Kritik bir noktaya geldik. Ortak para birliğini korumaya kararlı olduğumuzu mevcut tüm araçlarla ortaya koymalıyız. Kaybedecek zamanımız yok. Hemen bir cümle not iletelim. Vakıf üniversitelerinin talebi doğrultusunda Abdullah Gül, YÖK ve ÖSYM başkanlarının üniversiteye giriş barışının düşürülmesi talimatını verdi. bu ayrıntıyı yine paylaşarak son bir notu da iletelim. Ahmet Şıkada Yargılandığı davadaki tahliye kararı sonrasında kapı önünde söylediği sözlerden dolayı 7 yıl hapis istemi de yine ajanslara düşen son notlar arasındaydı. Bu notu da sizlerle paylaşarak haber merkezinin öyle kuşağını tamamlıyoruz. Akşam saat 5'te yine haber merkezi kuşağında sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın. Haber merkezi akşam kuşağındayız. Saat 17'de yine gündeme yansıyan başlıklarla haber toplantısının hemen ardından sizlerle birlikteyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Yüksek Askeri Şura öncesinde hem yargı ayağında hem de önümüzdeki süreçte Yüksek Askeri Şura'da yaşananlarda ortaya çıkan ayrıntılar var. Onları sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanlığı Gül'ün adaylı özellikle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün kamuoyuna yaptığı açıklamalar sonrasında tartışılmaya devam ediyor. Alevi yurttaşların son yaşanan gelişmeler sonrasında hem İstanbul'da hem Ankara'da eylemleri vardı. Onları sizlerle paylaşacağız. Ee, ...çok tartışılan o görüntüler vardı. Polisin hizaya çekilip ardından da gelen atama kafaları karıştırmıştı. Bugün hükümet kanadından bir açıklama var. Bülent Arınç e, bu işin böyle olmayacağına yönelik bir açıklaması vardı. E, ama sadece görünen o ki emniyet müdürünün terfisi askıya alındı. Ayrıntıları birazdan e, paylaşacağız. Ve e, konuğumuz Sayın Hasan Akgöl'le de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili... Özellikle Türkiye-Suriye gelişmelerinde, sınır hattında neler yaşanıyor, yanan tırlarla ilgili kamuoyuna yansıyan Hasan Akgül'ün tartışma görüntüleri vardı. Orada ne yaşanmıştı, neler anlatılmıştı onları birazdan sizlerle paylaşacağız. Haber Merkezi başlıyor. Aydınlık Gazetesi Yüksek Askeri Şura'ya bir gün kala Deniz Kuvvetleri Komutanı Murat Bilgel'in tutuklu komutanlar için kangrenli kolu kesmekten başka çare kalmadı dediğini yazdı. Haberde Oramiral Bilgel'in casusluk davasında yargılanan teğmenlere de yeni hayatınıza hazırlanın dediği belirtildi. Tutuklu komutanlar bu sözler için arkadan hançerleniyoruz yorumunu yaptı. Yüksek Askeri Şura'ya bir gün kala Aydınlık gazetesi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgelin tutuklu komutanların durumunu kangren olarak yorumladığını yazdı. Çok Haberde Oramiral Bilgelin bu yorumu Gata'yı ziyaret ettiği sırada bir komutana söylediği belirtildi. Yara artık kangrenleşti. Kangrenleşen kolu kesmekten başka yapacak bir şey kalmadı. Haberde Oramiral Bilgel'in casusluk davasında yargılanan teğmenlere de yeni hayatınıza hazırlanın dediği belirtildi. <laughs> Tutuklu komutanlarsa Oramiral Bilgel'in sözlerine arkadan hançerleniyoruz diyerek tepki gösterdi. <laughs> Komutanlar Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın sözlerini Yüksek Askeri Şura'da genel kurmayın tavrı belli oldu. Bu yargısız infazdır arkadan hançerleniyoruz sözleriyle değerlendirdi. <laughs> Yüksek Askeri Şura öncesi yandaş medya organları da tutuklu komutanların emekli edileceği haberlerine ağırlık verdi. Haberlerde tutuklu komutanların emekli edilerek askeri cezaevlerinden Silivri'ye gönderileceği ifade ediliyor. Haber üzerine Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde tek cümlelik bir açıklama yapıldı. Genelkurmay açıklamasında iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline zam yolda. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, TSK personelinin maaş ve terfi kıstaslarının düzenleneceğini açıkladı. Yılmaz, düzenleme için hazırlanan yasa taslağının ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin maaşlarında düzenleme yapılacağını açıkladı. Içerisinde... MHP Kütahya Milletvekili Ali Mışık'ın soru önergesine yanıt veren Bakan Yılmaz, muvazzaf ve emekli TSK personelinin hem maaşlarının hem de özlük haklarının düzenleneceğini duyurdu. Bakan Yılmaz konuyla ilgili bir yasa taslağı üzerinde çalışıldığını açıkladı. Taslağa göre subay, az subay, uzman jandarma ve uzman erbaşların özlük hakları eğitim seviyelerine göre ayarlanacak. Zamlar özellikle alt rütbelere uygulanacak. Binbaşı ve altındaki rütbelerdeki personele hizmet tazminatı artışıyla %20 maaş artışı sağlanacak. Buna göre görev tazminatı alamayan birinci dereceye gelmiş muvazzaf ve emekli binbaşı ve başçavuşlar aylık 385 lira iyileştirme zammı alacak. Makam tazminatı alamayan emekli kıdemli binbaşılar ve altındaki rütbelerdeki emekli personele ek 100 lira ödenecek. Tüm TSK personeline fazla mesaileri için ek ücret verilecek. Erler dahil afetlerde görevlendirilen tüm askerleri her gün için 63 lira ödenecek. Gemide görevli deniz kuvvetleri personeline yurt içi gündeliği verilecek. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan arasında bir ayrışma olmadığını açıkladı. Yıldız, bu ikisinin beraber çözeceği bir konudur dedi. Beyler arkadaşlar Enerji Bakanı Taner Yıldız, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tartışmaları değerlendirdi. Yıldız, Başbakan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Gül arasında bir ayrışma olmadığını söyledi. Bir ayrılık noktası, bir ayrışma noktası varmışçasına gösterilmeye çalışmanın bu istikrara zede getirmek anlamına geldiğini söylemek isterim. Birbirinden daha samimi ve birbirine çok samimi olan iki kişiyle alakalı dışarıdan yapılacak yorumların ben bu aşamada fayda getirmediği kanaatindeyim. Birbirinin hukukuna, birbirinin haklarına en fazla riayet eden iki kişiden bahsediyoruz bunun alakalı oluşturulmaya çalışılan bütün suni ortamların ben aslında bu istikrara zede getirmek isteyenler tarafından yapıldığı kanaatindeyim. O yüzden kimse kaygıya, endişeye kapılmasın. Bu konuyla alakalı bir gündem oluşturmaya çalışmasın. Yıldız Abdullah Gül'ün adaylığı konusununsa Erdoğan'la Gül arasında çözülebileceğine işaret etti. Onların her ikisinin beraber çözeceği bir konudur. Bu konuyla alakalı dışarıdaki cümlelerin ee, bu sürece e, fayda getirmediği kanaatindeyim. İşçi Partisi lideri Doğu Perinç'i öldürtmek için planlar yapan eski Mitçi Mehmet Eymür, Ergenekon davasında tanık olamaz. İşçi Partisi adam öldürmeye teşebbüs ve azmettiricilik yaptığı Ergenekon dava kayıtlarına da geçen Mehmet Eymür'ün derhal yargılanmasını istedi. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz savcıları göreve çağırdı. Alaaddin Çakıcı mahkeme önünde Eski Midkontr terör merkezi başkan vekili Mehmet Eymür'ün kendisinden Doğu Perinçek'i öldürmesini istediğini açıkladı. Ancak Eymür hakkında hiçbir yasal işlem başlatılmadı. Kamu görevlisinin görevini yaparken öğrendiği bu suçu yetkili makamlara yani soruşturmaya yetkili Cumhuriyet Savcılığına bildirmemesi suçtur. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, adam öldürmeye azmettirme ve teşebbüs suçu mahkeme zabıtlarına da geçen Eymür'ün kamu tanığı sıfatıyla mahkemece dinlenecek olmasına tepki gösterdi. Atasagun'un dinlenmesi gerektiğinde MİT yasasının 29. maddesini hatırlayan mahkeme Eymür dinleneceği zaman bu yasa hükmünü unutmaktadır. Bu kanunsuz uygulamaları kabul etmeyeceğiz. Cengiz Doğu Perinçek'e suikast planlarının soruşturulması için savcıları göreve çağırdı. Devletin resmi raporlarına geçen, mahkeme tutanaklarına yazılan, İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'e yönelik suikast girişimi ivedilikle soruşturulmalı, başta Mehmet Eymür olmak üzere failler cezalandırılmalıdır. Malatya'nın Sürgün ilçesinde Alevi bir aileye yönelik saldırı İstanbul'da protesto edildi. Alevi derneklerinin önderliğinde Taksim Meydanı'nda toplanan çeşitli siyasi parti ve kitle örgütü üyeleri tünel meydanına yürüdü. Malatya'nın Sürgün ilçesinde Alevilere yapılan saldırıyı İstanbul'da binlerce kişi protesto etti. Alevi derneklerin önderlik ettiği eyleme çeşitli siyasi parti ve kitle örgütleri katıldı. Taksim Meydanı'nda toplanan yurttaşlar daha sonra İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Sonra saldırı, sonra suçlama, sonra terk etmelerini istemek. Yeter! Usandık artık! Kimse Alevilerin burnu kanar. Tünel meydanına kadar yürüyen grup sık sık Malatya Sivas olmayacak faşizme karşı omuz omuza sloganları attı. Malatya'nın Sürgü beldesinde Alevi bir aileye yönelik linç girişimine Ankara'da da Alevi dernekleri tepki gösterdi. Dernek temsilcileri saldırının tek sorumlusu AKP hükümetidir diyerek AKP Ankara il binasına yürüdü. Alevi toplumu sahipsiz değildir. Alevi toplumunun örgütlü gücü vardır. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kemal Bülbül yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada AKP'nin ülkeyi bölmeye, çatışmaya ve dağılmaya götürdüğünü belirtti. Değerli devlet yetkilileri, muhterem AKP'liler, aklınızı başınıza alın. Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Meclis Başkanı oluşturduğunuz konsept Türkiye'yi sizin bir politikanız olarak bölünmeye, çatışmaya ve dağılmaya götürmektedir. Ankara Yüksel Caddesi'nde toplanan bazı emek ve kitle örgütleri temsilcileri faşizme karşı omuz omuza sloganlarıyla AKP Ankara İl Binası'na yürüdü. Her türlü ırkçı hareket ve linç girişimleri bugüne kadar Anadolu'nun farklı renklerini bir, birlikte yaşama isteğini asla kırmadığı gibi bugünden sonra da kırmayacaktır. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, polisin tek sıra dizilip teşhisinin yapılmasını sağlayan AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun partiden ihraç edileceğinin sinyalini verdi. Arınç, polise teşhis skandalının mimarı Emniyet Müdürü Mustafa Marangoz'u iş güzarlıkla suçladı. Bu açıklamaların ardından emniyet müdürünün terfisi askıya alındı. Yaptığımız her fiilden sorumluyuz. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Hatay dört yoldaki teşhis skandalına ilişkin açıklama yaptı. Belki cümlesini sizi rahatsız edecek şekilde kurabilir ama takılmayız tamam mı? Arınç Tayyip Erdoğan'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Hatay'daki olayın araştırılması için parti kurullarına talimat vereceğini açıkladı. Yarın Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantımız var. Sayın Başbakanımız bu konunun incelenmesiyle ilgili bir talimat vereceğini ifade etmiştir. Arınç AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun partiden ihraç edileceğini ima etti. Polislere karşı yapılan bir haksızlığı bu kadar ciddi takip eden bir AKP hükümetimize, bakanlığımıza karşı burada yapılan olayı da affetmemiz mümkün değildir. Arınç polisleri sıraya dizdirerek Milletvekilinin oğluna teşhis ettiren Hatay Dört Yol Emniyet Müdürü Mustafa Marangoz'u ise işgüzarlıkla suçladı. Burada emniyet müdürünün yaptığı bence bir işgüzarlıktır, beceriksizliktir, yakışıksız bir davranıştır. Milletvekili çocuğunun oraya gitmesi, yanına danışmanını alması da doğru değildir. Kaldı ki kendisine vuran kişiyi tanıdığına göre Yüzleşmeye de gerek kalmamıştır. Arınc'ın bu ifadesinin ardından Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada Emniyet Müdürü Mustafa Marangoz'un atamasının askıya alındığı belirtildi. Ankara'da geçen yıl gerçekleşen hopa olayları protestosunda polisler tarafından kalçası kırılan Dilşat Aktaş, kendisine yaralayan polisi bir sene sonra başka bir eylemde teşhis etti. Aktaş, emniyet yöneticilerine AKP milletvekili'nin oğlunun davasına sahip çıktıkları gibi halkın davasına sahip çıkmaya davet ediyorum dedi. Geçen yıl AKP Ankara İl Binası önünde yapılan hopa protestosunda polisler tarafından kalça kemiği kırılan Halk Evleri MYK üyesi Dinşat Aktaş kendisini döven polisi yine AKP Ankara İl Binası önünde yapılan başka bir eylemde tanıdı ve emniyet görevlilerinden bu kişinin yakalanmasını istedi. <laughs> Eylemde görevli güvenlik şube amirleri ise Dilşat Aktaş'ın teşhis ettiği sivil polisi olay yerinden hızla kaçırdı. Bunun üzerine Aktaş'ın arkadaşları emniyet görevlileriyle tartıştı. Yakalama göreviniz yok mu? Yakalama diye bir göreviniz yok mu? Ya, Milletvekili şey çocuğu ya, mi ya, mi lazım ya, ya. Ya. Ya, olmamız lazım. Yakalama talep ediyoruz. AKP'li olmamız lazım. Milletvekili çocuk olmamız lazım. Hava sıcak, yaz dönemi, Ramazan dönemi gündemin e, bu konularla ilgili dönemsel olarak baktığımızda durgun olması beklenir. Ama her geçen gün hareketliliğin arttığı e, hatta stratejik belki de yorum ve değerlendirmelerin arttığı biraz da gerginliğin arttığı bir dönem yaşıyoruz. İşte bütün bu e, tabloya yine e, bir açı kazandırmak için e, değerli bir konumuz var stüdyomuzda Sayın Hasan Akgöl. Bizlerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili kendisi Sayın Akgöl yayınımıza hoş geldiniz. E, Yine Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği aslında Suriye sınırında yaşanan gelişmeler ve sizin bölgeye bir intikaliniz söz konusu olmuştu. Bölgenin bir milletvekili olarak tabii bir anlamda öne çıktığınız bir konu olmuştu. Hemen oradan ben başlamak istiyorum. Türk tır şoförü Ahmet Yılmaz'ı siz Yılmaz, almak evet. üzere bir anlamda o yakılan tırlar sonrasındaki durumu da yerinde gözlemlemek için bölgeye gittiniz. ...bir anda sizi bir tartışma... ...görüntüsünün arasında kamuoyu tanıdı. Ne oldu? Niye oradaydınız? Ne yaşandı? Şimdi öncelikle... E, ...bizi konuk ettiğiniz için... ...Ulusal Kanal'ın izinde... E, ...Can Bey'e e, şahsıza çok teşekkür ediyorum... ...böyle bir imkanı verdiğiniz için. Olay şöyle gelişti... E, ...tabii Hatay benim bölgem... ...özellikle Reyhanlı... ...benim ilçem. Reyhanlı benim ilçem. Şimdi ben Reyhanlı'ya e, sabah... E, bir duyum aldık işte şoför Ahmet Yılmaz denen arkadaşımızın şoför Ahmet Yılmaz denen arkadaşımızın e, Suriye'de tutuklu kaldığını ve bu konuda bizden yardım e, istenmesinden ötürü bir telefon aldık e, tabii biz hemen bölgeye hareket ettik öğlen bölgeye geldik bir basın açıklamamız var sabah parti oradan bölgeye bölgeye hareket ettik gider gitme e, gittiğim anda baktım ki vali bir açıklama yapıyor tüm basın orada Sayın valimiz e, Celalettin kes bir açıklama yapıyor. Ben gitmeme mi takip basın açıklaması bitti. Bir tesadüf yani ben gittim diye bitti değil. Onu açıkladım üzülüm. Ama orada üzüldüğüm bir olay var. Oraya bir milletvekili gelmiş. Muhalefet milletvekili gelmiş. Milletin vekili gelmiş. Sayın Vali Bey sadece elimi sıkıp arabasına bitti çıktı gitti. Bu defa orada çok kırıldım ben. Sinirlerim orada yoğurmaya başlandı. İnsan bir durur. Sayın Bekir'im ha, bu durum şudur diye bir rapor eder. Bir şeyler anlatır şeyler, insani olarak bir şeyler anlatır. Neyse oradan kaymakam geldi, bize bir şeyler anlattı falan filan. Konudan az çok bilgi sahibi olduk. Dedik ki kaymakamla ayrıldık oradan. Ben tekrar Reyhanlı'ya doğru gitmek için hareket ettim. O arada bana tekrar bir telefon geldi. Ahmet Yılmaz'ın e, muhalif güçler tarafından bırakılacağı ve bizim kapıda olmamız gerektiğini. Ne geldi. Hemen tabii tekrar sınıra geldim ben. Kapıya geldim. 5-6 kapı yan yana dizili orada... İşte soldan başlıyoruz... 1 iki, üç, dört kapı mıydı, 5 kapı mıydı bilmiyorum... Hı hı. ...biz normal sola geçtik... ...dediler bir yana... ...bir yana, bir yana diye bize hep ötelediler... ...her yana geçtikten ben sinirlerim aslında yerinden oynuyor... ...bir milletvekiline ...bir kapıdan bir kapıya... ...bir kapıdan bir kapıya yönlendiriyorlar... ...ama yine soğukkanlı davranmak zorundayım... ...ben milletin vekiliysem... ...soğukkanlı davranmak zorundayım... ...neyse son kapıya geldik... ...dedim ki kapıyı açar mısınız içeri gireceğim... Giremezsiniz. Dedim bak ben Hatay milletvekiliyim. Ben bu kapıdan gireceğim. Sen kimsin? Bence ben de Şu attı. Sen kimsin deyinceye kadar herhangi bir problem yok. Sen kimsin dersen ben de derim ki milletin vekiliyim. Ben 100 bin oyla gitmişim oraya. 100 bin. Bırakın Hatay'ın 1 milyon 400 bini temsil etmeyi. 100 bin geçerli oyla gitmişim kişi bana oy vermiş. En az 100 bin kişiyi temsil ediyorum. Orada e, serin yollu bir arkadaşım tutuklu kalacak orada şoför arkadaşım. Ve ben bu arkadaşımı almak için o kapıdan giremeyeceğim. Ben o kapıyı dağıtırım. Buradan da söylüyorum. Ben o kapıyı dağıtırım. Sen karşımda bir devlet memurusun. Ben de bürokrasiden gelmeyeyim. Buna isyanım yok. Bana sen kimsin diyemezsin. Ben milletin vekiliyim diyorum. Ben açacaksın. Açamam. Kaymakamın talimatı. Ya arkadaşım Kaymakam talimatı var. Burada milletin vekiliyim diyorum. Ararsın kaymakamını durumu izah edersin. Ama ben gireceğim buraya. Böyle bir patım oldu, üzücü oldu. Ama sonuçta sonuçta ben girdim. Ahmet Yılmaz denen serin yollu arkadaşımla aldım, çıktım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni orada temsil ediyorum. Temsil hakkını da sonuna kadar da yerine getiririm diyorum. Şimdi bu Türk konusunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Aynı zamanda Suriye eksenine bakışınızı ve bölge halkının hı hı. yaklaşımını değerlendireceğim ama hazır bu milletvekili ve Neticede milletvekilinin bulunduğu yerlerdeki konumları hani karşılaştırıldığını bir başka ilginç olayı yaşadık az önce. Bültenimiz içinde de Bülent Arıç'ın açıklaması aynı bölgede yaşanıyor. Dört yol e, yaşanan yer. E, bu sefer bir milletvekili değil milletvekilinin oğlu bir emniyet müdürünün eşliğinde. E, Türk polisinin e, sıraya dizilmiş hali bir anlamda kamuoyuna yansıyan başlığı hizaya çekilmiş haliyle tartıştığı iddia edilen olay nedir ne değildir çok bilmiyoruz da doğrudur ya da haklıdır o başka bir tartışma ama bu görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz böyle de bir olay yaşamış bir işim olarak. Şimdi çok üzüldüm ben bir defa benim milletvekili kimliğim ve olması gereken milletvekilliği şudur ben Allah'a şükür ki o kimliği taşıyorum biz milletin içinden çıktık biz milletten farklı yere konamam, konmamamız lazım ki benim oğlum hiç konmaması gerekir. Hiç korunması gerekir. Ben kendimi diyorum ki ben ve arkadaşlarım biz milletin içinden çıktık. Tekrar söylüyorum. Milletin vekiliyiz. Biz milletin ağası değiliz. Milletin vekiliyiz. Dolayısıyla bu tür hareketler hiç çık değil. Hele ki milletvekili oğluna hiç yakışmıyor. Şimdi bakın. Milletvekili en başta memura saygılı olacak. Ben bunu hep söylüyorum. En başta ortama uyacak. En başta ee, kurallara uyacak kişidir. Hele ki milletvekili ailesi buna 5 kat daha dikkat etmesi gereken bir olay. Geçtik bunları. Yapılan olay şık değil. Bir daha de onu baştan aşağı söyleyeyim ben. Yani polis memurunun dizilmesi artık onu herkes esir için ben bu eleştiriye girmiyorum. Yapılan tüm eleştirileri birebir katılıyorum. Hiç yani bir çuval eksik gerçekten. Bir çuval eksik yani. 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 Bir de apolet sökmeyi yani göstermediler. Evet, bir de apolet evet. sökme var. Yani orada ben kasetini orijinalini da seyrettim ben. Apolet'i sök de gir diyor. Evet ilk kez ulusal kanal kamuoyuyla tabi olarak tabii. paylaştı. Ee, o, apolet, apoletleri tahkildi. sök de gir diyor. Ya bunlar hiç şık olmayan şeyler. Olayı geçtim herkes kınıyor. Bunlar bunlar ele alınacak. Bunlar savunulacak savunacak bir yanı yok. E ee, çok yanlış çok ayıp Türkiye 2021. yüzyıl ülkesine hiç yakışmıyor. Hiç mi hiç mi hiç yakışmıyor. Ama işin esas acı boyutu bürokrasiye ve hükümetin açısından bakıyorum. Bakın aynı ilde yaşanan iki tane olayı size anlatacağım ve iki olayı teraziye koyacağım. Aynı ilin valisi, yönetimi, bürokratının bakış açısına bakacağım. Bir tarafta milletvekili var bir tarafta milletvekilinin oğlunun arkadaşına yapılan olay var. Bakın olay milletvekilinin oğluna da değil. Milletvekilinin oğlunun arkadaşına. Bir tarafta da milletvekiline yapılan bir olay var. Bir tarafta milletin vekili olduğu için milletini içeriden almak için halkından birini tutuklu birini Ahmet Yılmaz denen kardeşini almak için orada bulunan bir milletin vekili görevini yapmak için orada. Bakın, dinlenmek için değil, tatil için değil, hiçbir şey için değil. Sadece milletten aldığı oyu yerine getirmek için millet görevini yapmak için orada bulunan bir vekile yapılan bir olay var. Sınır kapısından alınmama gibi ahlaksızca yanlış bir olay var. Bir tarafta da e, AKP merkez ilçe başkanının oğlunun çalıştırdığı kantin kantinde çıkan ee, AKP milletvekilinin e, oğlunun arkadaşının kantinde yaşanan bir olay ya bakın. Olay var. Vekile bu direnişi gösteren memura yerinde durmakta. Vali dahil, kaymakam dahil, hiçbir bürokrat sen ne yaptın ayıp ettin diye bir sitem dahi yok. Bir ikaz dahi yok. Vekili arayıp bir özür dileme dahi yok. Bırakın görevden almayın. Vekili arayıp bir özür dileme daha yok. Ve vekil görevini yapmak için orada. Bakın burası çok önemli. Öbür tarafta kantin. Ticari kuruluşu. Ticari para kazanan. Onu da nasıl almıştır? Bakın AK Parti ilçe başkanının oğlunun e, emniyetin kantini çalıştırıyor. O da ayrı bir muamma. Niye? Bu tesadüfe bakın. Emniyetin kantini AK Parti ilçe başkanının oğlu tarafından çalıştırılıyor. Bir ticari kazanç yerinde sadece gençliğin verdiği şeyle çıkan bir tartışmada olaya karşı görevini yapan polis görevden alınıyor ve soruşturmayı yöneten komisere terfi ettiriliyor bakın bir kere daha söyleyip geçeceğim görevini yapan vekil karşı duran memura neredeyse teşekkür edilecek ne arayan vali var ne emniyet müdürü var ne kaymakam var neredeyse bana karşı hakarete varan sözlü kullanan memura neredeyse teşekkür edilecek bir taraf ise milletvekili de değil. Oğlunun arkadaşına görevini yapan memur görevden alıyor. Görevden alıyor. Ve bu soruşturma yürüten komiser de terfi ettiriliyor. Buyurun Türkiye'deki şu anki adaleti size sunuyorum. Evet. Muhalefete verilen tamam, doğru değeri doğru. şunu size soruyorum. Siz şikayetçi oldunuz bu arada hani öyle, hayır, hayır, gereği yok öyle canım, bir, bir yok. tartışmayı hayır, sürdürmek istemediniz. Hayır, hayır, gereği Şimdi yok. yeniden bu tır konusuna Benim muhatabım değil çünkü. geldiğinizde hem de Suriye analizi rica edeceğim bölgeyi de tanıyan bir isim olarak. Şimdi bölgede kamplar var. Birincisi bu yanan tırlarla ilgili olan üstü bir spekülasyon var. Siz Ahmet Yılmaz nezdinde bu konuyla ilgili araştırma yapabildiniz mi? Sorular sorabildiniz mi? Kimler gerçekleştirmiş bu saldırıyı Suriye tarafında? Kimler o tırları yakmış? Bunlarla ilgili size ulaşan bilgiler var mı? Oradan başlayalım. Bir defa şunu söyleyeyim. Ben çok açık ve konuşmayı çok açık konuşmayı seven biriyim. Bazen bu açık konuşmam da başıma dert oluyor ama hiç de ürkmüyorum. Açık konuşmam da başıma dert oluyor ama hiç de ürkmüyorum. Ahmet Yılmaz'la görüştüm. Ahmet Yılmaz'ın şirket sahibi Ahmet Yılmaz. Hep şoför falan diyoruz ama hı hı. aslında şirket sahibi. Öyle mi? Ha, o şirket sahibi. Ben de öyle biliyordum yani. Ben de hı hı. düne kadar öyle biliyordum. Ee, bunlar üç kişi geçiyorlar. Bubble Hava dediğimiz tampon bölge. Ee, o kapıya geçip yanan tırların ne olduğuna bakacaklar. Bu arada muhalif güçle Ahmet Yılmaz'dan aldığım söylemler bunlar. Aa, muhalif güçler geliyor. Üç arkadaşımızı sorguya çekiyor senin adın ne falan filan bırakıyor. Senin adın ne falan filan bırakıyor. Senin adın ne diyor? ...benim adım Ahmet İlmaz diyor. Sen nerede oturuyorsun diyor? Antakya'da oturuyorum diyor. Sen diyor çok özür diyerek söylüyorum. Ha çok özür. Sen Ali misin diyor? Evet diyor. Sen o zaman Beşerettin yalnızsın diyor. Hı. Hmm. Ve Ahmet Yılmaz'ı tutup kollarını bağlayıp gözlerini bağlayıp işte cüzdanını vesairesini arıyorlar. Şimdi bildiğimiz iki tane pay var burada. Onu altı muhalif, muhalif güçler. Muhalif güçler olduğunu bu sözlerden anlıyoruz ve bıraktıkları da var. Biliyor zaten şey e, Ahmet Yılmaz benim muhalif güçler aldı diyor zaten. Ben alan muhalif güçler diyor zaten. Bıraktıkları da aynısını söylüyor. Bu söylemler tekrarlıyor. Muhalif güçler olduğunu oradan son derece eminiz. Çünkü orası Beşer Esat yanları tarafından kontrol edilen bir gümrük kapısıydı. Muhalif güçler orayı ele geçirip işte oradaki tüm sistemleri bozup tüm sistemleri dağıtıp her şeyi yerle bir edip işte oradaki tır sahiplerini sorguya alıp kimisini bırakıyor kimisini tutukluyor gibi böyle buradan muhalif güçler olduğunu çıkartıyoruz. Ki böyle bir ortama girmiş benim hangi ki etnik kimliğe mal olursa olsun ne olursa olsun hele ki benim Hatay'da hele ki benim merkezden olacak Ahmet Yılmaz gibi bir arkadaşımı sahip çıkmayacağım oradan almayacağım. Ne ben yapacağım milletvekilinden diyorsunuz? Milletvekili'den istifa ederim. Bu kadar Şimdi açık ve Şimdi bölgede şöyle de bir tablo var. Özellikle işte bu turların yanması, bu bölgedeki gidiş gelişlerin çünkü son süreçte özellikle sıfır sorunlu dönemin sonlarına doğru ticaret hacmi de biraz artmaya başlamış. İşte nüfus kağıdıyla neredeyse geçit daha doğrusu pasaportla sadece... Yok doğru söylüyorsunuz. Nüfus kağıdına dönüyordu iş. Dönüyor muydu? Tabii yani tabii, o... tabii doğru doğru. doğru. Ama adresleri bayramlarda... olmadı pasaportla Bay... Hayır, en azından. bayramlarda... Tüm dini ha bayramlarda e, nüfus kağıdıyla da değil isim yazdırarak sadece ha, valilikler tık, bir... işte biz 200 tane insanımız çıkacak diyor doğruya isim yazdırarak e, bu geçişler sağlanabiliyor. Tabii. Oldukça esnaf hareketliydi tabii, tabii, tabii. böyle bir Aynı e, durum vardı şimdi nasıl tablo esnaf ne düşünüyor oradaki e, kampların Yarama. oluşturduğu hava nasıl bir e, özellikle Hataylılar kanadında ya da o bölgede yerleşik düzene sahip vatandaşlarımızda bir endişe var mı böyle bir e, yorum size ya da e, bilgi iletildi mi şimdi şunu söyleyeyim ee, olayı şöyle baştan aşağı gelirsek zaten evet. sorduğun soru da onu gerektirdi <laughs> sorduğun soru da onu gerektirdi şimdi 2002'de AKP iktidara geldi Beşer Esed de ee, iktidardaydı. 2002'den bugüne kadar geçen 9 yıl süresi içerisinde Beşer Esed aynı Beşer Esed'ti. E, ee, Suriye hükümeti aynı Suriye hükümetiydi. Bakanlar kurulu aynı bakanlar kuruluydu. Halk aynı oranda etnik kimliklere sahipti. Ya yani Değişik bir şey yoktu. Huzuru, mutluluğu, Suriye Hepsi aynıydı, aynı, aynı, aynıydı. aynıydı, aynıydı. Bizim liderimiz de yine aynıydı. Ee, Tayyip Erdoğan'dı başbakanımız. Her şey günlük gülüstü tanıttı. Bu hükümet zamanında ortak bakanlar kurulu toplandı. Yine aynı kişiler arasında, yine aynı kişiler arasında. Ya farklı bir hükümetler yoktu. Diyeceksin ki hani onun görüşü böyleydi de bu böyle vakit yok. Aynı kişiler aynı, devletler aynı, hükümetler aynı. Hiç işe hiç, hiç hiçbir şey yok. Bu ortak bakanlar kurulu kuruldu. Ortak maçlar seyredildi. Ortak panayırlar yapıldı. Dediğiniz gibi dini bayramlarda e, pasaportsuz kimlikle girişler başlandı. Çünkü Suriye diğer komşularımıza benzemez bizim. Bakın bunları yaparken Başbakan Tayyip Erdoğan çok doğru yapıyordu. Yanlış değildi. Çünkü bizim Suriye ile oran bağlamız ne bir Irak ne bir İran ne bir Bulgaristan ne bir Yunanistan hiçbir komşumuzla bağdaştıramazız. Çünkü Suriye ile bizim akrabalık ilişkilerimiz var. Suriye ile kardeşlik ilişkilerimiz var bizim. Suriye bizim Orta Doğu'ya açılan Orta Doğu ya açılan kapımız. Ya Suriye diğer komşularla denk tutamazsınız. Her şey iyi güzel gidiyordu her şey buna kadar açık söylüyorum. Ne zaman seçim sürecinde başbakanımız, sayın başbakanımız bir Amerika'ya gitti geldi, gece uyudu ne rüya gördü bilmiyorum. Ben inşallah bu sefer de iyi rüya gördüm. Ama bir kabusla uyandı. Bir kabusla uyandı. Sabah kalktı. Dedi ki sen ya Beşir aranı bozarsın. ...ya seçimleri kaybedeceksin diye bir rüya görüldü. Ya talimat mı aldı ya rüya gördü. Bunun ikisini de bilmiyorum. Başka bir alternatif var mı? yani? Ya? Düne kadar bu beyaz olan şey nasıl siyahlaştı? Kırmızı olan şey nasıl beyazlaştı? Yani düne kadar... Hani bunun bir süreci lazımdı. İlk etapta bir şeyler bozulmak için... ...ticari yollar kapanır... ...bir şeyler olur, yavaş yavaş bozulur... ...dersin ki artık yapacak bir şeyim kalmadı. Ama... Gece kalın yatıyorsun bir rüya görüyorsun sabah kalkıyorsun bozuyorsun ve aynı beşer esat birdenbire kafir oluyor, kötü oluyor, katliamcı oluyor, şu oluyor bu oluyor. Bunlar affedilerin cinsinden değil. Bunlar affedilerin cinsten değil. Ve bunları senin geleceğin uğruna yaparken... senin koltuk uğruna yaparken... iki tane halkını harcadın. İki halkı harcadığının farkına varmasını isterim. Suriye halkı ve Türk halkı bu iki halkın arasında yüz varan dostluklar var. Bu, 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 dostlukları bitirdin. Bu dostlukların bitişi nelere mal oldu? Onları söyleyeyim. Mane, maddi ve manevi iki konuda da Türkiye çok şey kaybetti. Suriye'nin kaybettiği gibi. Suriye'de kaybetti, Türkiye'de çok şey kaybetti. Maddi yönden neler kaybetti? Suriye demin de söylediğim gibi bizim Orta Doğu'ya açılan kapı. Orta Doğu'nun bağlantısı cilve gözü sırrı kapısıdır ve tüm Orta Doğu Suriye bizim cilve gözü kapısından işler şu an cilve gözü kapalı orada o bölgede binlerce nakliyetçi binlerce ithalatçı binlerce ihracatçı ifrazın eşiğinde sınır ticareti yapan on binlerce bölge halkı on binlerce halkı ifrazın eşiğinde o gün Rıhan'dan gezerken ben Hatay'da Antakya'da gezerken utandım tıklım tıklım iken Adama rastlamaz olduk. İnsanlar kepen kapatmış durumda. Sırf satış yapmadan, iş yapmadan iş yerleri kapanmaya başlandı. Ekonomi çöktü. Hatay'da ekonomi çöktü. Hatay olduğu gibi Mersin, Adana'da da aynı kez ekonomi çöktü. Her tarafta bitti ekonomi. Ticari boyutlar bitti, çiftçi bitti, esnaf bitti. Hangi kolunuzu alın, alın, Suriye olaylarla bağlantı olarak iflasın eşindeyiz. İflasın eşindeyiz. Gelelim öbür yandan biz dost ülkeyiz, biz kardeş ülkeyiz. Biz yüzyıllardır Hatay'da Alevi, Sünni, Hristiyan, Yahudi birlikte yaşayan toplumuz. Aramızda şu kadar farkımız olmayan bir toplumuz. Siz Suriye'de etnik kimlik kavgası yaratıp da onu Hatay'a yansıtamazsınız. Şimdi Suriye'deki olayları, Suriye'deki olayları ben terör olayı diyorum. Tamamen nasıl Hatay'da bir PKK olayı yaşanıyorsa, Hatay'da diyorum, Türkiye'de ...bir PKK 30 yıldır PKK ile... ...Kuzey Irak, sınırı Kuzey -İrak sınırında 30 yıldır PKK ile... ...mücadele ediyor... ...ve PKK'ya destek çıkan... ...ülkelere tepki veriyorsak... ...vermiyor muyuz? Veriyorsak Suriye'de yaşamla böyle bakmamız da Hükümete karşı yapılan bir terör mücadelesidir bu ve bizim destek vermememiz gerekirdi. Şimdi o noktada kampları evet. değerlendirmeyiz. Bizi. bizim Siz bir milletvekili olarak girebildiğiniz girebildiniz bu kamplara görebildiniz e, mi, Destek destek vermemiz gerekirdi ve bizim Suriye'nin iç işlerine karışmamamız gerekirdi. Karışmamız gerek. İki cümleyle sorunuza geçeceğim. İki cümleyle sorunu geçeceğim. Orada yaşanan olayları hükümete karşı yaşanan terör olaylarını etnik kimlik etnik savaş haline getirip bunu da Türkiye yaşatamazsınız. Şunu, şunu açık ve net söylüyorum. Özellikle Hatay'da kimse bu kavgayı çıkartmaya gücü, et, güc yetmez. Biz Hatay'da Alevi, Sunni, Hristiyan ve Yahudi arkadaşlarımızla barışık düzen içinde. Barışık barışık düzen içinde yaşayan, yaşayan bir toplumuz. Gelelim öbür sorunuza. Kamplara girebiliyor musunuz? Kampların girmemiz gereken yerlerine girebiliyoruz. İşte Yayla Dağı'ndaki bilmem öbür tarafta kampla giriyoruz. Ama inşallah duyumlarımız yanlıştır yanlış olacağına tahmin ediyoruz. Yanlış olmasını temenni ediyoruz. Apaydın kampına, Hacıpaşa kampına biz dahi giremiyoruz. Neden? Hiçbir emniyete ne? giremiyor. Duyumlarımız inşallah elinde belge yok. Ama duyumlarımız ki doğru olduğuna inan, inanmak istemiyorum ama doğru olduğunu biliyorum. Oralarda eğitim yapılıp... Suriye'de hükümete karşı direnen muhalif güçler gelip orada eğitim yapılıp Tekrar Suriye'ye gönderildi diye duyumlar alıyoruz Ben hükümete şunu anlatmak istiyorum Veya bölgesine de Eğer bunlar yanlış ise medyaya açın o kampı Yok kardeşim siz böyle diyorsunuz ama Yok burada böyle bir şey Gelin bakın Doğru mu? Niye Yeladağ kampını açıyorsun da Kilis kampını açıyorsun da Öbür kampları açıyorsun da O kampı niye açmıyorsun? Bizim duyumuz bu O kampa giremedik Biz de giremedik biz de giremedik. Hiçbir medya kuruluşu da giremedi. Ben tekrar burada da sizin soruyorum. Buyur. Eğer duyumlarımız yanlışsa o kampı bizlere sizlere açsınlar. Biz de yalancı çıkalım. Biz de yalan çıkalım. Ben yalan çıkmaktan mutlu olurum. Yalancı çıkmaktan mutlu olurum diyorum ben. Sadece kamplara mı geliyor peki? Hayır, hayır. Çok güzel. Zoriyeden... İyi bir hatırlatma yaptınız. İyi bir hatırlatma yaptınız. İnanın ben kamplar çok büyük tehlike görmüyorum. Çünkü toplu bir yerleşim alanı. Burası hükümetin kontrolüne geçer. Yani işte geçen gün kiliste o da çok ayrı bir olay. Düşünebiliyor musunuz? Suriye'den getirdiğimiz sığınmacılar Türkmenleri kabul edemediler Ne kadar? Kendi ülkemizde biz onlara ses çıkaramadık. Ve Türk bayrağını indirip Suriye bayrağını Suriye bayrağını çektiler. Suriye bayrağı. Bu çok mu bir olay. Ama ben esas anlatmak istediğim o değildi. Esas dedi bakın orada olay da çıksa bir şekilde devlet onun önlemini alır. Niye? Yerleşim alan toplu, kontrol altında olabilir. Ama duyumlarımız o kadar kötü duyumlar, o kadar şey duyumlar alıyoruz ki Suriyelilerin şehirlere yerleştiğini duyuyoruz. Ben geçen gün Reyhan'da araştırma yaptım 4-5 bin diyorlar. Antakya'da 7-8 bin diyorlar. Yayladan da 3-5 bin diyorlar. Altın yüzde 3-5 bin. Yüksek rakamlar. Tabii tabii söylüyorum. yüksek rakamlar. Ve bunlar Hatay'daki yerleşim alanlarının mahalle aralarına dağılıyorlar. Nerede olduklarını bilmiyorsunuz Bunun içinde gerçekten mağdur olup gelenler de var Tespitlerimizde ben gezdim Hani hakikaten mağdur Sadece muhalif e, diyebileceğimiz isimler değil Belki çok sıkıldığı çok içinde sıkılıyor. gelenler Mağdur olup gelenler de var Ama bunun içinde muhalif güçlerden de gelenler olduğunu duyuyoruz Yani şehir merkezine tabii, doğru tam, tam, yerleşimler Şehir merkezine Bak mesela size ben yer söylüyorum yani Geçen... Ev kiralıyor alıyor bunlar ne yapıyorlar Tabii tabii evet. ev kiralıyorlar. Ev kira gidip bunlar ev kiralıyorlar. Ve içinde 10 kişi 15 kişi 20 kişi konaklıyorlar ve aldığımız duyumlar doğru doğru değil diye temenni ediyorum ben. Doğru olmasına inanmıyorum. Bunlar sabahlar gelip dinleniyorlar akşam tekrar çıkıp bölgelerine gidiyorlar. Bölgelerine gidip savaşmalarına devam ediyorlar. İnşallah bu hatta bir tanesinin yerinde söylüyorum bunu. Bunu savcılık ihbar olarak da kabul edebilir. Bu ihbar olarak da kabul edebilir. Parkta park apartman diye bir yer var. Bana bir diş doktoru dedi ki abi dedi burada dedi bir park apartmanda bir yer var. İnan dedi 30 kişi kalıyor. Geceleri bunlar gidiyor. Sabahları geri geliyor. Benim tüylerim ürperdi. Benim tüylerim ürperdi. Tüylerim ürperdi. Şehrin çok yerinde. Şimdi olası bir olayların Türkiye sıçraması durumunda. Olası bir Türkiye'nin karışması durumunda. Hani bir şekilde şeyleri kontrol edebildik sınır kamplarını, sınır kamplarını. Ama şehir için nasıl kontrol edeceğiz? Kimin nereden çıkacağı belli değil. Bunlar bir anca önemli. Ve önemli. ne var onları da bilmiyoruz. Tabi. Bu bir önemli. anca önemli alması gerekir. Çok üzücü. Çok üzüldüğümüz üzüldüğümüz olay. Ve Suriye olayların bir anca hükümet şu anda şu anda ne yapacağını bilmez durumda. En kötü şey de bu zaten. Zaten bakın PKK geldi bize konuşlandı. Geldi Hatay sınırına, e, Hatay e, Türkçe sınırına doğru konuşlandı. Ve e, ve çok büyük tehlike Türkiye için. Türkiye çok büyük tehlike. Şimdi e, hükümetin bir an önce ne yapacağına karar vermesi lazım. Ve bizim... Ne yapmalı onu sorayım. Ben açık ve net, e, açık ve net söyleyeyim. Bir an önce hükümet geri adım atması lazım. Suriye müdahaleyi düşünmemesi gerekir. Suriye müdahaleyi düşünmesi gerekir. Beşer Esad'la oturması gerekir. Suriye'nin demokrasiye geçmesi için ön ayak olması gerekir. Problem buysa. Biz beşerisi. Hükümet onları yapması gerekiyor. Yapıyor ya da Tabii. yapmıyor. Son soru e, CHP bununla ilgili ne yapacak ya da buna yönelik bir hamlesi olacak mı? E, 30 saniye ya da e, 40 saniye kadar süreniz Şimdi kalacak. CHP bununla ilgili hamleleri zaten geçmişten bugüne kadar hep, hep devam ediyor. Geçmişten bugüne kadar hep devam ediyor. Biz e, parti olarak yurtta sul, cihanda sul ilkesini savunuyoruz. Biz barışıklıktan yanayız. Biz kavgına yanayız. Biz oturup masa başında müzakerelerden yanayız. Biz Olayların, biz kimsenin taşeroluyla yani söylememiz... meclis toplantısı falan gündeme gelmişti, gerçekleşecek A, mi? Biz yapılsın diyoruz. Biz halen, biz Onun halen, halen Peki. diyoruz. Yapılsın diyoruz meclis. Hiç o konuda itirazımız yok. Biz barış düzenine gelmeyiz. Peki efendim. Ha. Sayın Akgül çok teşekkür ederim. Ben bir yayın... sözle Hatay'ı kapatmak Buyur. istiyorum. Buradan e, İstanbul'dan yayın yapıyoruz. Hatay halkıma, arkadaşlarıma, dostlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir ufak bir şey söyleyeceğim sığınarak, afınıza sığınarak. Herhalde medyada bizimle ilgili bir haber çıkmış. O da bir yanlış anlaşılma olmuş. Bizim Hatay halkı benim hepsi dostumdur. Benim kimseyle öyle ilgili hiçbir şeyim yoktur. Sadece ben kral çıplaktır dedim ben. Kral çıplaktı dedim. İnşallah ben anlayışla karşılar ben kardeşleriyim diyorum. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ Çok teşekkürler. Ol. Hasan Akgöl Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay Milletvekili, Suriye. Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve bu eksende genel politikayı sıcağı sıcağına oraya gidip gelmiş bir isim olarak bizlerle paylaştı. Yayınımıza katıldığınız için ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Yine gündem diyoruz sevgili seyirciler. Vakıf üniversiteleri talep ettiği Cumhurbaşkanı Abdullah Gül devreye girdi. Gül, YÖK ve ÖSYM başkanlarına üniversiteye giriş barajının düşürülmesi talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül vakıf üniversitelerinin isteği üzerine lisans yerleştirme sınavındaki barajın düşürülmesi için devreye girdi. Gül, YÖK ve ÖSYM başkanlarından bu konuyla ilgili çalışma başlatmasını istedi. Daha önce barajın düşürülmesini itiraz eden YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya ek yerleştirmede barajın 8 ila 15 puan arasında düşebileceğini kaydetti. YÖK'ün gelecek yıllar için baraj puanını kalıcı olarak düşürmek için çalıştığı da öğrenildi. Barışın düşürülmesi için Abdullah Gül'den talepte bulunan Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı Rıfat Sarıcıoğlu baraj düşürülmezse vakıf üniversitelerinin istif, iflas edeceğini bildirmişti. Uzmanlarsa barajın düşmesiyle kalitenin de düşeceğini belirtiyor. Bu yıl Yurtaş elektriğe 216 milyon lira fazladan para ödedi. Hem de bu paranın tamamı vatandaşın cebinden çıktı. Fazladan yapılan ödeminin nedeni ise elektrik sayaçlarının kimseye haber verilmeden değiştirilmesi. Elektrik sayaçları değişti, halkın cebinden 216 milyon lira çıktı. Kimsenin ruhu bile duymadı. Elektrikteki vurgun MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın soru önergesiyle ortaya çıktı. Soruları yanıtlayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız son iki buçuk yıla ait verileri açıkladı. Bir ayrılık noktası. Bir... Bakanlık verilerine göre Türkiye'de son iki buçuk yılda 5 milyona yakın sayaç değiştirildi. Buna göre sayaç değişimi için her bir aboneden 44 lira ücret alındı. Sayaç değiştirme işlemi için şirketlere ödenen para 216 milyon liraya ulaştı. Sayaç değişimleri için abonelerin çoğuna bilgi verilmediği belirtildi. Rize'de devlet su işleri tarafından yapılan dere ıslah çalışması görenleri şaşırttı. 2,5 metre yükseklikteki kanal Çaykent beldesini labirente çevirdi. Sokağın kenarından tarlanın ortasından hatta beş katlı binanın altından geçiyor. Rize'nin Çaykent beldesinde devlet su işleri tarafından yapılan dere ıslah çalışması ortaya bu görüntüleri çıkardı. Devlet su işlerinin görenleri hayrete düşüren ıslah projesiyle beldeye buçuk metre yükseklikte kanallar yapıldı. Labirente dönen Çaykent beldesi sakinleri ise tepkili. Arazilerinde dolaşabilmek için kanal üzerine koydukları tahta köprüyü kullanmak zorundalar. Bir taraf bir tarafa kaldı bir taraf bir tarafa. Dalışma amaçımız yok. Evinin önüne köprü yapılan yurttaşın çilesi de ayrı. Ha bu duvarlardan yukarıya tavuk merdivenlerinden endum çıktım alışveriş gittim ettim geldim duştum dört sefer temetsilerimi az daha kırdım. Memnun değilim bedevaziyim benim evimin onini düzetsin. etsin. Labirent kanalın derdi bu kadarla da sınırlı değil. Bu yolu kapattım. Oradan gelen menfezi de aldım. soktun evin içine menfezi çoluk çocuk biz sinekten yazdan pislikten kaldık. Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Balaban köyünün kaynak suyu Kocaeli Belediyesi'nce faturalandırılmak isteniyor. Bu iddianın sahibi Balaban köyü muhtarı Cumhur Karadayılar. Bunlar sözde bana ee, devir anlamında Balaban köyünün kaynak kazanılmış hakkı olan kaynak suyunu verdim diye imza atmamış Ki... Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Balaban köyü muhtarı Cumhur Karadayılara göre Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi köyün tek kaynak suyu olan dere suyunu faturalandırmak istiyor. Köylüler ise 140 yıldır kullandıkları ve kendi çabalarıyla evlerine kadar götürdükleri kaynak suyunun faturalandırılmasına karşı. Suyumuzu istiyorlar. Yani köylü olarak bıraktılar. Tarım alanı ilan ettiler Balaban köyünü suyumuzu aldıktan sonra biz ne domatesi sulayabileceğiz ne meyve ağacını sulayabileceğiz. İçme suyun dışında burada tarımla uğraşan en azından nüfusumuzun yüzde sekseni tarımla uğraşıyor ve e, bununla hayatı idam ediyor. Ve bu su giderse artık burası Kerbela olur. Biz suyumuz bize lazım. Bir senede 10-15-20 ton ilaç atıyoruz bahçelere, suluyoruz bahçeleri. Bu su olmazsa bizim bahçelerimiz... Balıkesir 40 dereceyi gördü. Ancak tarım işçileri 40 derece altında domates toplamaya devam ediyor. Kavurucu sıcağın altında 16 saat çalışan tarım işçileri günlük 23 lira yemeği alıyor. Doğru oluyor. Doğru olmamış. Balıkesir'de 40 derecelik sıcağa rağmen tarım işçileri 16 saat çalışıyor. Oruç zamanı iftar vaktine kadar domates toplayan işçiler günlük 23 lira alıyor. 23 milyon lira kadın yövmiyesi, erkek yövmiyesi 35 milyon lira öyle işte gidiyor ya. Yani. Tarım emekçileri geçinmek için sıcağa dayanmak zorunda olduklarını söylüyor. Üç tane çocuğum var. Bunların bazılarını beslemek için mecbur kalıyorum. Ramazan'da buraya gelmeye. Bayılmak üzereyiz. O kadar acımadık ama çok susadık. Avro Bölgesi Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Avro Bölgesi içinin parçalanabileceğini açıkladı. Juncker, ortak para birimi Avro'yu kurtarmak için vakit kaybetmeden mevcut tüm araçların kullanılması için uyarı yaptı. Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya, İrlanda, Fransa. Avrupa'daki ekonomik kriz hem Avrupa Birliği'nin hem de ortak para birimi Avro'nun parçalanmasını gündeme getirdi. Açıklama en üst makamdan geldi. Avro Bölgesi Başkanı Jean-Claude Juncker, Avro için tedbir alınmazsa Avro bölgesinin parçalanabileceğini söyledi. Juncker, ortak para birimi Avro'yu kurtarmak için hiç vakit kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı. Dünya, Avro bölgesinin birkaç ay içinde var olmaya devam edip edemeyeceğini konuşuyor. Kritik bir noktaya geldik. Ortak para birliğini korumaya kararlı olduğumuzu mevcut tüm araçlarla ortaya koymalıyız. Kaybedecek zamanımız yok. Evet Avrupa Bölgesi Başkanı'nın açıklaması açıkçası çok tartışmayı sürdürülebilecek hatta önümüzdeki süreçteki bütün teorileri de bir anda Eylül'e kadar ya da önümüzdeki bir, bir buçuk aylık süreç içinde gerçekleşebileceğine yönelik bir itiraf gibiydi. Ekonomi dünyası sanıyoruz önümüzdeki günlerde bunu çokça tartışacak ve biz de bu notlarla yayınımıza son vereceğiz haber merkezimiz hazırladı. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımız adına sizlere veda ederken yine önümüzdeki süreçte gündeme yansıyan başlıklarla haber merkezinde sizlerle birlikte olacağız. Esra Babacan yönetti. Haber merkezimiz hazırladı. Yeniden birlikte oluncaya dek hoşçakalın.